Gözünün çevrildiği Kocaeli. Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi'nin silolarında önce 3 ardından 13 siloda patlama gerçekleştiği haberleri, 12 vatandaşımızın yaralandığı, 3'ünün durumunun ağır olduğu hastanede tedavi altına alındıkları bilgisi. Takip etmeye devam ediyoruz hem hastaneyi hem de patlama sonrası yükselen dumanların akıbetini, enkaz parçalarının arasından çıkacak sonuçları. TMA silolarında tam da bir gemiden bir sevkiyat yapılırken bir patlama. Toz patlaması mı, işte buğday tozu patlaması deniyor. Sıkışma nedeniyle deniyor. Olsun olsun bir siloda. 13'üne birden nasıl sirayet etti? Doğru soruları soracağız. Geçmiş olsun dileklerimize. Birazdan canlı yayında oradan bakalım Ozan Kelleci bize neler aktaracak. Ama ekonomi, ama kabine. Gündem ekonomi elbette. Cebimizin gerçekleri hiç iyi gitmiyor. İyi gitmeyeceğine dönük sinyaller verildiği söyleniyor. En azından vatandaş aleyhine. Çünkü zamlar kayda geçti. O zamlar henüz başlangıçlandı. Devamı geldi ve henüz bitmedi denmeye de devam etti efendim. Bu yüzden bizler bedeli ne sorusunu soracağız. Bedeli ne? Yani bir vatandaşın bir öğünlük sofra kurmasının bedelini de sorgulayacağız. İhmallerin veya ihlallerin bedelini de soracağız. Verilen kararların, atılan oyların sonuçları, bedeli ne diye soracağız. Değişimi de soracağız. Değişim demişken bakın, İyi Parti lideri Meral Akşener'in günün sürpriz açıklaması. Kürşat Zorlu, kendisi partinin sözcüsü, 26 Ağustos'a randevu verdi. Ve liderimiz Meral Akşener çok önemli, Türk siyasetinde çok önemli bir açıklama yapacak dedi. Şimdi değişim gündemi muhalefetin ana başlığı iken acaba Meral Akşener 26 Ağustos'ta ne açıklayacak? İttifaktan bittiği zaten açıklanmış olan ama yerel seçimde yeniden kurulması muhtemel. İttifaktan tamamen ayrı bir karar verdiğini mi duyuracak acaba? İnsanların nedense aklına bu geldi. Şimdi nedense diyoruz ama elbette masadan kalkışa da atıf var. Bugün bu soruları soracağız özel kulis bilgileriyle ama ilk adresimiz gün boyu özel yayınlar gerçekleştirdiğimiz Toprak Mahsulleri silosunda büyük patlama. Şimdi o büyük patlamanın adresinde Ozan Kelleci saatlerdir o noktaya ulaştı. Yayınlarını gerçekleştiriyor. Hem patlama sonrası dumanların seyri hem yetkililerden gelen son açıklamalar. Nasıl bir sınav veriyor? Derince Limanı Ozan Kelleci sendeyiz. Patlamanın ardından yaklaşık 3,5 saati geride bıraktık ama patlamanın izlerini hala burada görmek mümkün. Neden? Çünkü 3 ağır 13 yaralı var. Bu noktada saatler 14.40'ı gösterdiğinde büyük bir gürültüyle Tarkan'ın ekranlarınıza getirdiği kısımda bir patlama meydana geldi. Zaten görüntülerde de net bir şekilde görebiliyorsunuz ki o bölgedeki patlamayla birlikte hemen yan tarafta bulunan güvenlik görevlilerinin bulunduğu kulübede ciddi zarar gördü. Zaten onların da yaralı olduğunu söyleyelim. Saatler 14.40'ı gösterdiğinde büyük bir patlama diyorum. Neden? Çünkü burası Derince Limanı'nın hemen yan tarafında bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi hemen sahil kısımda ama sadece burada değil hemen karşı tarafta Gölcük ve çevre ilçelerden de net bir şekilde bu patlama hem görüldü hem de duyuldu. Tabi ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi ama onun öncesinde bu bölgede çalışanlar vardı. Buradaki çalışanlarda edindiğimiz bilgiye göre o anlarda Toprak Mahsulleri Ofisi'nde yaklaşık 25-30 çalışan vardı. Öğle mesaisi, öğle yemeği bittikten hemen sonra tekrar işbaşı yapmışlardı ve bize konuşan kişi de çalışan da bölgeye patlamanın olduğu noktaya 15-20 metre mesafe yakınlıkta olduğunu, büyük bir gürültünün ardından arkası dönüp baktığında patlamayı net bir şekilde gördüğünü ifade etti ve daha sonrasında o şoku atlattıktan sonra hemen o bölgede yaralanan arkadaşlarını kurtarmaya çalıştıklarını ifade ettiğini söyleyelim. Tabii 3 ağır 13 yaralı var. Onların hastanelerdeki tedavisi hala devam ediyor. Diyor. Enkaz altında şu an kalan yok. İçeride bulunanları tamamı tahliye edildi. Ve patlamanın nedeni olarak da buğday tozu kaynak olarak gösterdi. Ve patlamanın nedeni de buğday tozu olduğu açıklandı. Tabii biz de burada yetkililere de sorduk. Özellikle Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı buradaydı. Ona sorduk. Bir ihmal var mı? Bir ihmal söz konusu mu? Diye sorduğumuzda bize verdiği yanıt. Ekiplerin hala içeride çalışmalarının devam ettiği ama olası bir
eğer orası bir durumda bir ihmal varsa bu ihmalinde araştıracağını ve cezasını da verileceğini ifade etti. Ama baktığımızda ortada bir gerçek var ki 40 farklı silo var bu noktada. Onların özellikle bizim bulduğumuz noktada görünen 2 tanesi tonlarca ağırlıktaki silolardan 2 tanesi ki diğer tarafta da benzer manzara var. Büyük bir gürültüyle patladı ve olası bir facia demiyorum bir facia yaşandı ama başka olası bir facia vardı. O neydi diye soracak olursanız bakın ön tarafta burada yine tonlarca ağırlıktaki başka siloları görüyorsunuz. Eğer patlama burada yaşansaydı ki olası bir patlama iyi ki olmamış buradaki bu tarafta hemen sol tarafta bulunan noktada yaklaşık 25 metre mesafede askeriyeye ait bir kışla vardı. Tabii burada da askerler de vardı. Eğer olası bir patlama meydana gelseydi başka bir olası facia da yaşanabilirdi. Zaten burada da ayrı güvenlik önlemleri var. Hemen sağ tarafta bulunan noktada patlamanın yaşandığı noktada da güvenlik önlemleri var. Yaklaşık 3,5 saat artık geride kaldı. Artık dakikalar ilerledikçe bölgedeki ekiplerin de oradan çıktıklarını görüyoruz. Şu an polis ekipleri içeride, sağlık ekipleri çıktılar. AFAD ekipleri içeride. Patlama buğday tozundan kaynaklandı ama nerede, nasıl başladı bu bir yandan araştırılıyor. Öte yandan baktığımızda yine yetkililerin de bize söylediği eğer burada bir ihmal söz konusu ise onun da kısa sürede açıklanacağı ve gerek icrasında vereceğini söyler ama arkada görüyorsunuz manzarayı. 3 ağır, 13 kişi yaralı diyelim. Sözü tekrardan size bırakalım. Teşekkürler Ozan Kelleci. Kolaylıklar. Döneceğiz yetkili açıklamalar geldikçe. Büyük patlama ama bu tip patlamaları bir de danışmak lazım. Bir uzmana efendim. O uzman da yakından tanıdığınız bir isim. Yayınlarda birçok kez danıştık. Depremde, arama kurtarmada. Çünkü kendisi bir afet uzmanı efendim. Kubilay Kaptan hocamız bizlerle birlikte. Dönelim konuşmaya başlayalım. Hocam selamlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Sağ olun. Yine 3 vatandaşımız, oradaki 3 çalışan ağır yaralı ve onun dışında normal serviste yatan, müşahede altında tutulan 10 yaralımız daha var. Baktığınızda, ben sizi aradığımda daha haberdar değildiniz bu durumdan. Sonrasında baktınız, ne anlatıyor gördükleriniz? En azından bir girizgah alayım, ardından birkaç özel soru sormak istiyorum. Hay tabii ki. Şimdi olayın yerine baktığınız zaman Kocaeli hububat silolarının olduğu yerde kaynaklandı. Bunu duyduğum zaman akla gelen 2 adet şüphe var. Bir tanesi çok fazla yaşadığımız tahıl tozu patlaması. İkincisi çok farklı olarak mekanik bir aksamdan dolayı çıkabilen bir satan nedeni oluşan yangın. Ama bu tür siloların yoğun olduğu yerlerde tahıl tozu patlaması daha fazla olasıdır. Daha detaylı incelediğimiz zaman, görüntülere baktığımız zaman bunun tahıl tozu patlaması olduğu daha fazla anlaşılıyor. Daha fazla olasılık olarak görülüyor. Nedeni şu efendim. Şimdi bahsettiğimiz yerde 40 bin ton hububat var. Hı hı. 40 bin ton hububat demek. Hububat diyorum işte tahıl, bildiğiniz tahıl. Ne demek o? İşte buğday olabilir, yulaf olabilir, pirinç olabilir, arpa olabilir. Bunu dediğimiz zaman da insanlar haklı olarak ya hocam bunlar da mı yanar, bunlar da mı patlar diye düşünüyor. Haklısınız, patlamaz. Doğru diyorsunuz. Fakat sorun şu, bunların o tane olarak gördüğünüz, yemekte yediğiniz pirinç büyüklüğünde değil sadece. Aynı zamanda mekanik işlemlerden geçtiği için çok fazla toz biriktiriyor. Biz de buna nasıl hani siz süpürgeyle halınızı süpürüyorsunuz, gözükmeyen tozları da alıyorsunuz, alamıyorsunuz. Bu tahıl depolarının içinde de gözle bile görülmeyecek .5 milimetreden küçük tozlar var. Tahıl tozları diyoruz bunlara. Biraz önce saydıklarımın mekanik işlemlerinden geçerken oluşan tozlar. Şimdi bunların bir tehlikesi var efendim. Bu tahıl tozları havada uçuşuyor. Havada asılı kalıyor. Nerede? Kapalı bir mekanda. Ve bu kapalı mekanda pek çok mekanik ve elektrik tesisat var. Bu tesisatların içerisinde zaten oksijen var. Doğal olarak şu anda yanmaya hazır bir kütle var içeride. Havada dolaşan partiküller, oksijen, kapalı alan. Geriye tek bir şey kalıyor efendim maalesef. O da tetikleyici. Bu tetikleyicinin ne olduğu çok değişken. Her şey olabilir. Şimdiye kadar yapılan incelemelerde kayışların sürtünmesi, bir elektrik kaçağı, ufak bir kıvılcım, özellikle yükleme boşaltma yapılırken damperlerden kaynaklı ufak bir yine
kıvılcım tetikleyici olabiliyor ve bu tetikleyiciyle beraber bu patlama gerçekleşiyor. Maalesef kapalı alanda olduğu için o sıkışma nedeniyle kapalı alan parçalanıyor. Ve daha da kötüsü aslında bu dışarıda yayılan tozun ikinci defa patlaması neden oluyor. Doğal olarak bizim ülkemizde, şanssız ülkemizde diyelim, genelde her zaman söylediğimiz gibi büyük bir facianın eşiğinden dönüldü kısmı bunun içinde söylenebilir efendim. Yani patlamanın teknik detayını daha fazla girmeyelim. Şunu söyleyeyim o zaman, şimdi çizdiğiniz bu profil önlenebilir mi? Bu parçacıklar, gözlerine görünmeyenler. Bir, bunu soruyorum. İki, bu soru elbette şu devamlılığı getiriyor. Denetim ve ihmal. Bu patlama önlenebilir miydi? Bence temel soru bu. Umuyoruz ki soruşturma aşamasında da bu sorulacaktır. Şu ana kadar aldığımız bilgilerle Kubilay Kaptan nasıl yorumlar? Efendim, dünyadaki bütün bu tür teknolojik alan patlamalarında bu sorunun cevabı her zaman tabii ki önlenebilir olur. Zaten bu sorunun cevabı önlenebilir olmalıdır ki bu tür kazalar minimize edilsin, değil mi? Her kazadan bir şey öğrenirsiniz ve bir sonra bu kazayı yaşamazsınız. Şimdi bizim için de önemli olan budur. Ülkemiz için de budur. Eğer tarihe bakarsanız bu tür patlamaların olduğunu göreceksiniz. Bu ilk defa yapılan bir işlem değil. Bu patlamada ilk defa olan bir patlama değil. Bununla ilgili 5 farklı kuruluşun onlarca regülasyonu, onlarca spesifikasyonu var. Demek ki bu zaten çözülmüş bir konu. Ne tür önlemler alınacağı belli. Saymayayım şimdi burada 40 tane önlemin neler olduğunu, 60 tane önlemin neler olduğunu, onlarca var. Demek ki biliniyor zaten. Sorun şu, şimdi bu önlemlerin kaçı alındı, kaçı alınmadı? Gibi. Ben bu tahıl depolarını az çok bilen birisi olarak zaten binalarının rehabilitasyonla ilgili pek çok defa ihaleye çıkıldığını, ama ne kadarının gerçekleştiğini, ne kadarının yenilendiğini, ekipmanlarının teknik olarak ne kadar modern olup olmadığını, biraz önce söylediğim gibi damperli kamyonların gelirken bile gerekli önlemlerin alıp alınmadığını bilemiyorum. Onları inceleme çıkartacaktır muhakkak ama sorunuzun cevabı şudur. İhmal vardır. İhmal sanki kasıtlı bir şey yapılmış gibi anlaşılmasın. Bazen bu adam sendecilikten dolayı olabiliyor. Bazen yetersiz bütçeden, genelde ondan oluyor zaten, olabiliyor. Yapacak bir şey yok deniliyor. Yani maalesef biz yazdık ama önlem alınmadı. Demek ki bu koordinasyon bozukluğu yüzünden olabiliyor. Sebepler çok efendim ama sonuç olarak tabii ki hepsi bir şeylerin yapılmamış olmasına çıkıyor. Bununla bağlantılı sormak isterim. Şimdi ben Silo'nun geçmişini araştırdım dersime çalışırken, ana haberi hazırlanırken. Şunu gördüm, Körfez'deki depremde, o büyük depremde 99'da da bu silolar, bu silonun çevresindeki bazı yapılar zarar görmüş. İşte milyonlarca dolarlık bir hasıla rapor ortaya çıkmış. Aklıma şu geldi ya, deprem Marmara'nın hala bir gerçeği. Buna benzer fabrikalarda böylesi bir güç, böylesi bir basınç acaba ne kadar tetikleyici olur? Doğrusu bunları düşünmek bile cidden korkuttu. Bununla bağlantılı şunu sorayım. Bugün özel bir haber ekranlara getireceğiz hocam bir süre sonra. Şimdi İstanbul'da kentsel dönüşüm süreci hızlandı görünüyor. Biz de baktık, araştırdık haber merkezimizde. Eski binaları hasar riski taşımasına rağmen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın riskli yapı tespit raporunda risksizdir diye sonuçlanıyor. Yani risk var denmiş, hayır burası risksiz şeklinde sonuçlanmış. Birçok kişi şimdi canları pahasına o binalarda oturmak zorunda, böyle bir rapor veriyorsanız. Bununla bağlantılı geçen hafta verdik. Valilik burası ağır hasarlı demiş. Belediye demiş ki az hasarlı, oturmaya devam edin. Yani bir yandan da bu patlamalar. Şimdi hepsini aynı sepete atınca korkunç bir manzara var. En azından bir görüş, bir yorum almak isterim sizden. Yani riskli binaya bu rapor nasıl verilir? Efendim Can Bey, bu dediğiniz konu benim yıllardır çok üzüldüğüm, üzerinde hassasiyet durduğum bir konu. Yıllardır diyorum, 20 yıldır bu işin içindeyim. Özellikle riskli yapılar konusunda rapor da yazan birisi olarak gördüklerimi size söyleyeyim. Bugün isterseniz riskli bir yapıya risksiz olan, yani depremde yıkılma tehlikesi olmayan bir yapıya da yıkılabilir raporu alabilirsiniz. Nasıl yani? Nasıl yani? Alırsınız efendim, alırsınız. Alırsınız. Çünkü her şeyden önce bu risk kavramı o kadar geniş bir kavram ki bazı insanların, konu uzmanı olmayan veya konu uzmanı olup da az da olsa yoldan çıkanların kalem oynatıp bazı değerlerle oynayıp
burası risklidir ya da değildir demesine yol açabilir. Ben bugün bana gelen bir binanın raporunda bir iki noktayı, bir iki sayıyı farklı yorumlayarak bir yapıyı tam direkten döndürebilirim ya da tam tersi çöpe atabilir. İnanılmaz. Gayet doğal. Bu nasıl bir tıp, bir doktorun elindeki güç, bir hastanın hayatıysa, benim elimdeki güç insanların hayatı, bir binanın hayatı doğal olarak, değil mi? Şimdi bununla oynatan veya oynayan insanların ve bundan mağdur olan insanların, lütfen lütfen, sadece bunun parasını yemek isteyen insanların karşısında aciz duruma düştüğünü hayal edin. Durum, yani ya, al şahsı, bunu yapan şahsına diyorlar ki raporu böyle var, al parayı. Ya yapamam, ya yaparsın. Ne olacak? At şuraya imzayı, al şu kadar parayı. Biri hayır diyor, iki hayır diyor, üç evet diyor. Buradaki sorunun tamamı ve tamamen paraya dayalı odaklarıyla inşaat mühendislerin, mimarların ve vatandaşın karşı karşıya kalması ve ikinci şahısların hiç korunmaması olarak söylemek istiyorum. Doğal olarak bugün bir yapıya riskli ya da riskli değil denmesinin arkasında ne kadar doğruluk, teknik pay var bilemem. Tamamdır diyemem bir yapı için. Şimdi sizin de dediğiniz gibi maalesef bu silolarla beraber bunu değerlendirirseniz yangın patlama tamam ama İstanbul Marmara'da beklenen deprem olduğu zaman bu gördüğünüz siloların hiçbirisinin ayakta kalma ihtimali yok efendim. Bu kadar net mi? Bu kadar net. Hiçbirisinin ayakta kalma ihtimali yok. Soyulan kısmındaki kolonlara bakmanız bile yeterli. Hocam teşekkürler. Yine gerçeğin izinde gitmek için sorular soruyoruz. Endişe verici olsa da gerçekleri bu şekilde duyuyoruz. Kubilay Hocam selamlar tekrardan. Çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için. Çok sağ olun. Çok efendim sağ olun. Ne zaman istesek danıştığımız bir afet uzmanı söylediklerini duydunuz. Bir deprem olduğunda bu siloları zaten unutun diyor. Unutun diyor. Unutun diyor. Şimdi birazdan ekranlara gelecek olan o haberin bir en azından tanıtımını görelim. Neler aktaracağız sizlere? Hasar riski nedir? Raporda risk yazarken sonuçunda risk yoktur. Nasıl deniyor efendim? Üzerine gideceğiz bu özel haberin ve devamının. Bugün anlattıklarımız arasında belki de konuşmalarımızda da söyledik. Şimdi bu arada Ulaştırma Bakanlığı'ndan birazdan yeni bir açıklama gelecek silolara ilişkin. Bu silolarda neler olup bittiğine ilişkin aktaracağız efendim. Yalnız bir yangın daha var. Şimdi Tekirdağ'dan gelen haberler vardı. Aktarmak gerekir. Kardelen Kocatürk hızlıca o noktaya gitti. Şerkezköy ilçesinde bir kimya fabrikası yandı. Zaman zaman patlama sesleri duyuldu. Bu yüzden de bölgeden haber merkezimize gelen telefonlar endişe verici ses tonlarıyla geliyordu. Şimdi ekiplerin müdahalesi kontrol altına alındı dendi. Son duruma bakacağız. Kontrol altında ve sadece söndürme işlemi mi kaldı? Yani yangın artık ilerlemiyor mu? Net cevapları Kardelen Kocatürk'ten alalım. Can Coşkun, yangın kısmen söndürüldü. Önce dış taraf söndürüldü ancak edindiğimiz bilgiler doğrultusunda iç kısımda halen alevlerin olduğunu, alevlere müdahale edildiği bilgisi var. Hatta edindiğimiz bilgiler doğrultusunda da aslında burada bulunan itfaiye ekiplerinin yangına kontrollü bir şekilde müdahale ettiğini ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden de yardım istediği bilgisi var. 10 ekibin de bulunduğumuz bu Çerkezköy sanayi, organize sanayi bölgesine doğru hareket ettiğini biz öğrenmiş bulunuyoruz. Hemen kameraman arkadaşım İsmail Işık size göstersin. Bulunduğumuz bu noktadaki yangın saat 3'te çıktı. Henüz nedeni bilinmiyor. Tam nedeni aslında söndürüldükten sonra çalışmalardan, araştırmalardan sonra ortaya çıkacak. Ancak bizim Tekirdağ İtfaiye Daire Başkanı'ndan aldığımız bilgiler var. Bu görmüş olduğunuz bina iki katlı ve içeride foson spreylerin üretildiği bir kimya fabrikası. İlk binada çıkıyor yangın Can Coşkun. Ardından ise bahçesine sıçrıyor. Ama buradaki en büyük tehlike aslında şeyden geliyor. Hemen bu binanın yanında bulunan bir gaz deposu var ve o gaz deposuna da bu alevlerin sıçradığı bilgisi var. İtfaiye ekiplerinin ilk müdahalesi de aslında o
bulunduğum yanında bulunan gaz deposuna oluyor. O vanayı kapatmak istiyorlar ancak gün içerisinde o gaz kullanıldığı için oraya kontrollü bir müdahale oluyor ve bundan dolayı da aslında işte o patlama seslerini biz o şekilde duyuyoruz. Hem içerideki kimyasallardan dolayı hem de daha büyük hem de LPG yani gaz deposundan dolayı çıktığı bilgiler var ki bunlar iddia. Peki kısmen söndürüldü. İlk müdahaleyi kim yaptı? Edindiğimiz burada konuştuğumuz işçiler var. İlk dumanları onlar fark ediyor. Hemen fabrikanın çevresinde çalışan işçiler fark ediyor. İçeride ise 9-10 kişinin olduğu bilgisi var. Hemen etrafı kara bulutların sarmasıyla beraber de buradaki işte işçiler içerideki o 9-10 kişi çıkarıyor. O işçiler ise Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne gönderiliyor. Ardından ise itfaiye ekipleri geliyor ve müdahale başlıyor. Siz de görüyorsunuz halen binada kara dumanların çıktığını biz görebiliyoruz. Sizlere de gösteriyoruz. Burada bulunduğumuz bu noktada ise bir is kokusu var. Ve bu aslında nefes almayı da zorlaştırıyor. Birçok kişide de aslında hem jandarmada hem sağlık ekiplerinde hem de itfaiye ekiplerinde gaz maskelerinin olduğunu biz görüyoruz. Can Coşkun şu anda halen kontrol altına alınmaya çalışıyor. Çünkü kısmen bir kontrol alınmış durum var. Alevlerin dıştan söndürüldüğünü ancak içeriden de halen alevlerin yükseldiği bilgisi var. Hatta kameraman arkadaşım İsmail Işık size göstersin. Az önce söylemiştim İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yardım istendi diye ve 10 ekibin bu noktaya geleceğini hemen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye araçları da şu anda bulunduğumuz bu dakika içerisinde en az şu anda gördüğüm kadar 2 tanesi bulunduğumuz bu noktaya gelmiş bulunuyorlar. Bu sadece 2 tanesi, 8 tanesinin ise yolda olduğunu biz biliyoruz. Peki ne zaman kontrol altına alınacak? İşte bu bilgi belirsiz çünkü içeride foson spreyler üretildiğini, boyaların üretildiğini ve bundan dolayı da bir sorun yaşanma endişesi var aslında. O endişeyi aslında işte gidermek için de ekipleri bu noktaya çağırdılar ve gördüğünüz üzere de simsiyah bir fabrika görüyorsunuz ve içinde halen de dumanlar var. Çünkü içten yanmaya devam ediyor diyelim ve bu noktadan sözü yeniden size bırakalım Can Coşkun. İstanbul depremi kapımızda. Önceden riskli çıkan yapılar şimdi neden risksiz çıkıyor? Mülkiyet ne öncelikli gelir? Can ve mal güvenliği. O kod hayatlarımıza mı mal olacak? Bir kişi bile kabul etmezse riskli yapı çıkmayan binalarda bina yıkılamıyor. Ayrıntılar ana haberde. Birazdan ana haberde ekranlara gelecek efendim dosya ve ilki de değil. Takip etmeye devam edeceğiz gereği yapılana kadar. Hangisinin bedeli daha ağır diye sorduk. Tabelamız bedeli ne? Verilen oyların, verilen kararların, hayallerin bedeli ne diye sorduk. Çok sayıda soru geldi efendim. Burada şıklı sorduk. Zamların bedeli mi? Değişimin ya da değişimsizliğin bedeli mi? Hayallerin mi? Elbette gerçekleşmeyenlerden bahsediyoruz. Dönelim efendim, konuşmaya devam edelim. Madem deprem dedik, deprem gerçeğine, riskli ya da risksiz raporlara birazdan gideceğiz dedik. O halde bir de deprem bölgesine gidelim. Şimdi 6 aylık bir süreç. Gündem asbest efendim. Çünkü enkaz kaldırdıktan sonra ölüm riski, hastalık riski, kalıcı hastalık riski artıyor mu? Asbest tehlikesi ne durumda sormak ve deprem bölgesini unutmamak gerekiyor. 7,7 ve 7,6. Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş olsa da en büyük yıkım Hatay'daydı. Enkazdan sağ çıkanlar bir yarısını toprağa gömdü. On binlerce insan öldü. Zor günler depremzedelere miras kaldı. Onlarca zorluğun yanında şimdi de asbest tehlikesiyle hayatları tehlikede. Her gün ölüp dileniyoruz maalesef. Ölen kişilere iyi ki öldüler diyoruz. Keşke biz de ölseydik diyoruz. Onlar bir kere öldüler, biz her gün ölüyoruz. Hatay'da yıkım kararı verilen 80.512 bina var. Bunların yarısında işlem tamamlandı. Ancak kent hala çadır ve konteynere mahkum. Hataylılar hava yerine toz soluyor. Toz dumandan hiçbir yere çıkamıyoruz. Her taraf duman, her taraf toz. Depremlerden sonra mevsimler geçti.
Uzmanlar sağlık risklerine karşı uyarsa da önlemler yetersiz kaldı. Risklerin en büyüğü ise asbest. Bu yıkımlar sırasında bu kimyasal maddelerde toz bulutu halinde ortaya çıkmakta. Kanserojen bir kimyasal olan asbestin kullanımı 2013 yılında yasaklandı aslında. Ancak yıkılan binaların çoğu bu tarihten önce inşa edilenler. Enkaz kaldırma çalışmalarında su neredeyse hiç kullanılmadı. Asbest uzun vadede insanlarda kanser yapan bir maddedir. İleriki dönemlerde de kanserler, özellikle akciğer kanseri, boğaz gırtlak kanseri, mide kanseri, akciğer zarı ve bağırsak zarı kanserleri gibi problemlere sebep olacak. Sorunlar Türkiye sınırlarını aşıp dünya basınına da ulaştı. İngiliz The Guardian gazetesi deprem temizliği daha fazla ölüme neden olur mu diye sordu. Molozların yerleşim bölgelerine, sulak alanlara dökülmesiyle oluşacak tehlikeden bahsetti. Hatay valisi Mustafa Masatlı, şehir genelinde enkazın kaldırılması için 4 ay hedefi koydu. Ancak yarış zamanla değil, kimyasalla olmalı. Enkazı kaldırılacak olan binanın önce asbest analizi yapılması gerekiyor. Binaların yıkılması tabii ki önemli ama o binaların doğru tekniklerle yıkılması önemli. Diğer bölgelerde tehlikeden uzak değil. Benzer bir uyarı da Kahramanmaraş Tabip Odası'ndan geldi. Önlemler bir an önce devreye alınmazsa deprem bölgesinin en önemli sorunu kanser olacak. Bunun acı sonuçlarını biz yıllar sonra, 10 yıl sonra ve 15 yıl sonra deprem bölgesinde kanser vakalarını, özellikle de akciğer kanser vakalarını artış olarak yaşayacağız. Aysel Hanım diyor ki, verdiğimiz kararların, yaptığımız tercihlerin bedeli şimdi ne diye düşünüyor mu acaba bazıları diyor. Seçim sonuçlarına atıfta bulunmuş efendim. Ozan Bey yazmış, bedeli ne diye sormadığımız herhangi bir alan kalmadı. Kirada soruyoruz, zamlarda soruyoruz, pazara gittiğimizde soruyoruz, markete her girdiğimizde soruyoruz. Biz bedelini bu kadar düşünüyoruz, bazıları ne kadar düşünüyor ondan emin değilim demiş. Bedeli ne diyoruz ya, işte bedeli halk ödüyor, nasıl ödüyor? Seçim ekonomisinin sonuçları itibariyle ödediğini düşünüyor vatandaş. Şimdi geçmişte yapılan hataların, hatalı ekonomi yönetimlerinin bedeli ödeniyor diye görüyor, okuyor ve yaşıyor bunları. Günü kurtaranlar anlatıyor manşeti de aslında bedelini halkın ağır bir şekilde ödemeye devam edeceği öngörüsünde bulunuyorlar. Geçen yılın 4 katına çıkan Temmuz ayı enflasyonu, açlık ve yoksulluk sınırı altında kalan maaşlar, bir de günden güne eriyen alım gücü. Seçim sonrası gözünü zamlarla açan halk şimdi borçlarla karşı karşıya. Bıktık bu zamdan artık. Nereye kadar gidelim? Ne zararımı gidelim? Nereye gidelim? Bıktık bu zamdan. Bak burada bin yıl çeşit yaptı satılıyor. Canımızın istediğini yiyemiyor. AKP'nin seçim ekonomisinden en çok etkilenen kesimin başında geliyor esnaf ve emekli. CHP NİDE Milletvekili Ömer Fethi Gürer dertlerini dinledi. Emekli aile asgari ücret olsun diye kanun teklifi de verdik. Onu da daha öncekini kabul etmemişlerdi. Tekrar bir kanun teklifi daha verdim. Emekli bayram ikramiyesi asgari ücretsi olsun diye kanun teklifi verdik. Sadece ziyaret değil, verileri de paylaştı Gürer. Yılbaşından bu yana icradaki dosyalar %60'a yakın arttı. 6 ayda icra dairesindeki dosya sayısı 8 milyon 523 bine ulaştı. Yine bu süreçte bankaların kredi alacakları 6.3 milyar liralık artışla 37 milyar liraya çıktı. Bankalara olan kredi ve kredi kartı borç bakiyesi ise 18 ila 21 Temmuz haftasında 2 trilyon 300 milyar lirayı aştı. Gün 70 liraya günü, bugün 80 lira. Emekli, esnaf, çiftçi. Meslek değişiyor, dert aynı. Geçinememek. Bir maaş gidiyor. Yetmiyor. 7 kişiyiz. Geçinemiyoruz, yetmiyor. Vallahi imkansız, 400 liraya da siz parası veriyor. Kaz Dağları için soruyoruz. Bedeli ne diye? Akbelen için soruyoruz. Yerin üstü altından daha değerlidir diye vatandaşlar boşuna uğraşmıyorlar. Bir de başka bir mücadele alanı var. Sahiller halkındır diyorlar. Anayasal haklara vurgu yapıyorlar. Aslında devletin kimi yetkililerinin izini sürüp plaj plaj denetimi yapıp kimler anayasaya aykırı hareket ediyor, yapan varsa gereğini yapalım demesi gerekirken vatandaş korumaya devam ediyor anayasal haklarını. Çeşme ayaklandı ve bakın neden.
ünlü koy ihaleye çıktı. Çeşme ayaklandı. Küçücük koyu ile ilgili kiralama ihalesinden vazgeçilmesini istiyoruz. Sahiplerin halka bırakılmasını istiyoruz. İzmir'in ünlü turistik ilçesi Çeşme Ovacık'taki doğal sit alanı Küçücük Koyu, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından özel bir plaj yapılmak üzere ihaleye çıkarılmıştı. Kiralama usulü yapılan ihalede Doğal Yaşamı Koruma Derneği, koy özel bir şirkete verilmesin diye ihaleye katıldı. 56 milyon liralık en yüksek teklifi veren dernek üyeleri ihaleyi aldı ancak parayı ödeyemedi. Koyun yeniden ihale yoluyla kiralanması gündeme geldi. Ellerinde dövizlerle yürüyen yüzlerce protestocu önce Akbelen sonra Çeşme. Direniyoruz, direneceğiz pankartları açtı. İlçe meydanında Doğal Yaşamı Koruma Derneği'nin çağrısıyla bir araya gelen yüzlerce kişi doğal sit alanı konumundaki koyları ihaleyle beach club yapılmak üzere kiralanmasın diye mücadele başlattı. Eylemde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'ye de bir çağrı geldi. Sadece 2 dakikalık ara, ardından kesintisiz devam edeceğiz. Siyaseti, Sayın Akşener'in açıklamaları, Sayın İmamoğlu'nun sürpriz açıklamaları, mesele nereye gidiyor soruları. Bununla birlikte cebimizin değişmeyen hesabı için bedeli ne diye sormak için 2 dakikaya buluşalım. Enerjimizi iyi biriktirdik. Şimdi paylaşma vakti. Tatlıpınar Enerji Üretim AŞ halka arz oluyor. Bu enerjiden siz de payınızı alın. Talep toplama 10-11 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Vakıf Yatırım ve Info Yatırım. Dördüncü sahneyi ezberledin mi abi? Ezberledim. 1-2. Eyvah ama ya. Yani şimdi sete giderken olacak şey mi bu? Ya sen dert etme abi. Cana geleceğine cama gelsin. Otocama sarı bir telefona bak. Nasıl ya? Tamam, teşekkür ederim. Ustam kolay gelsin. Camı değiştiriyorsun değil mi? Ha Uğur Bey geçmiş olsun. Hayır değiştirmiyorum. Nasıl yani? Sizin çatlak madeni 1 TL'den küçük. Böyle durumlarda biz önce tamir diyoruz. İlk defa duyuyorum. Sağlam oluyor mu peki? Tabii ki. Ömür boyu garanti sunuyoruz Uğur Bey. Muazzam bir şey değil mi abi? Vallahi muazzam. Vay be abi. Yerini bilmesem inan fark etmem bile. Vallahi öyle ciğerim ya. Baksana camımız da orijinal kaldı ha. Karglas onları, Karglas yeniler. Bir yıldır ürettiğimiz güneş paneli 500 milyon metreküp doğalgaz enerjisine eşdeğer enerji üretir ve 50 milyon ağaca hayat verir. Sürdürülebilir bir gelecek için Daksel Enerji. Güneş paneli üretiminde güven ve kalite. Bu gelinlik nereye gidiyor ya? 5 numaradaki bonuslulara. Bu market çılgınlığı kime ya? 7 numaradaki bonuslulara. Bu akıllı süpürgeler nereye? 9, 11, 12 numaradaki bonuslulara biz tavsiye ettik. Hop hop! Bu forklift nereye ya? 15 numaradaki bonuslulara. Ne oluyor bu apartmana? Herkesin en çok kullandığı kart hangisi? Hani sizde yok. Bonus. Kim yalasa bol bol taksit ödüyor? Bonuslular. Kim internetten 3000 TL'ye varan bonus kazanıyor? Bonuslular. Bence bu sefer anladım. Türkiye'nin en çok kullanılan kredi kartı bonus, internette de en çok kullanılıyor. İnternetten yapacağınız market, giyim, elektronik, seyahat ve mobilya alışverişlerinde 3000 liraya varan bonus kazandırıyor. Sözcan Haberliği'nden karşınızdayız efendim. Şimdi Pınar Hanım demiş ki insanların hayatlarıyla, hayalleriyle bu kadar saygısızca oynamanın bedelini. Ha bir de Kemal Bey'in yorumu var. O sıradaki haberle daha ilintili. İthalata dayalı politikayı soranlara paramız var ki alıyoruz şeklinde cevap verdiler. Bakanlarımız bu şekilde cevaplar verildi. Şimdi bu politikaların bedeli ne diye sormaya gerek yok. Yaşıyoruz çünkü. Hiç gerek yok bedelini diye sormaya demiş. Hakikaten de duruma bakalım. Dolar TL kurunda 26.99. 27 lira artık.
o seviyelere geldi. Euro TL kuru zaten 30 lirayı uzun süredir zorlamaya devam ediyor. Ve günü Türk lirası hem euro hem dolar karşısında ne yazık ki yine ve yine kayıpla kapatıyor. Tüm bunların gölgesinde bir de projelerimiz var. İşe yarayacağı düşünülüyordu. Ne kadar yaradı takdiriniz elbette ama o projeye dahil olanların keyifleri yerinde mi? Bakın işte oraya dair kesin bir yorum yapılamaz. Gidelim. KKM'den bahsediyoruz çünkü. KKM ve döviz talebi artıyor. Dolar TL'de yıl sonu kur tahminleri yükseliyor. Seçim sonrası dövizdeki hızlı yükselişle, dövize endeksli getirisiyle cazip olmaya devam eden kur korumalı mevduatın TL mevduat içindeki payı da yükseldi. 12,5 trilyon lirayı aşan toplam mevduat içinde KKM payı yılbaşında %15 iken Temmuz ayı itibarıyla %25'e yükseldi. Toplam mevduat içinde döviz payı da arttı. Yabancı paranın toplam mevduat içindeki oranı Temmuz itibarıyla %42,76'ya yükseldi. Böylece toplam mevduat içindeki dolarizasyon yani KKM ve yabancı para oranı %68'e dayandı. KKM ve döviz oranı artarken bazı uluslararası finans kuruluşları da yıl sonu dolar TL tahminlerini yukarı çekti. Deutsche Bank yıl sonunda 1 doların 32 lira olacağını, 2024 sonundaysa 35 lira olacağını açıkladı. HSBC ise yıl sonu dolar beklentisini 29 liraya çıkardı. Bankanın 2024 yılı sonu içinse dolar TL'de kur beklentisi 32 lira. Bir uzman görüşü alacağız ama sıcak bir not efendim. Kabine toplantısı sona erdi. 3,5 saat sürdü yaklaşık. Şimdi ekonomiye dair ne söylenecek diye sormuştuk. Henüz bir yanıt yok. Çünkü kabine toplantısı sonrası bir açıklama gelmedi. Memur maaşlarına ilişkin bir süreç, vergi zamlarına ilişkin bir süreç. Böyle şeyler bekleniyordu. Ha ne çıkar orasını bilemiyoruz ama daha açıklama gelmedi. Sadece toplantı bitti. Bunu söylemiş olalım. Dönelim. Ekonomi konusunda hep danıştığımız isimlerden biri. Evren Devrimci Ergüt bizlerle birlikte. Evren Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhaba Can Bey, iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi önümüzde nasıl bir süreç olduğu 3 aşağı 5 yukarı vatandaş tarafından anlaşılmaya başlandı seçim sonrası gelen zamlarla. Hızlı hızlı birkaç kısa yanıt almak isterim. Önce KKM, şimdi dolarizasyon oranı %68. Bu zaten bu projeyi geliştirenlerin de gayet iyi bildiği bir sonuç muydu? Buraya göz göre göre mi geldik? Evet, buraya göz göre göre geldik. Hatta sizle bunu ilk çıktığı zamanlarda konuştuk ve bunun Türkiye'nin başına çok büyük belalar açacağını söylemiştik. Ve o dediklerimiz ne yazık ki şu an karşımıza çıkıyor. Evet, Türkiye ekonomisi KKM tuzağına düştü. Niye? Bakın, çok basit bir matematik yapalım Can Bey. Buyurun. Şimdi Haziran ayına gideceğim. Yazın başında Haziran ayında KKM 120 milyar dolar civarında. Ve kur 20 lira. Şimdi tam o esnada Merkez Bankası'nın M3 diye bizim iktisatçıların isim verdiği bir para arzı tanımı var. Bu M3 ekranları başındaki izleyicilerimiz için şöyle özetleyelim. Bankalardaki vadeli para, vadesiz para, dolaşımdaki para ve çıkartılan menkul kıymetler, yani en geniş tanımlı bir para arzı. Kısaca merkezin bastığı para diyelim, hani kaba taslak. Bakın, Haziran'da diyoruz ki 120 milyar dolar KKM büyüklüğü, kur 20 lira. Şimdi kur ne kadar oldu Can Bey? Tabela neyi gösteriyor? 27 lirayı değil mi? 7 lira arttı. Temmuz ayında bir de hatırlayın, bizlere bir haber verdiniz. Dediniz ki kur farklarını Merkez Bankası ödeyecek. Evet. Dünyada böyle bir garanti yok. Hani dediniz ya KKM sahipleri mutlu mu diye. Bence dünyanın en mutlu insanları. Çünkü bakın 20 liradan 27 liraya gitti ve 120 milyar dolar var Haziran'da. Bakkal hesabı yapıyorum. Yani bütün detaylar Merkez Bankası'nda. Ama neticede bunun yükü ne oldu biliyor musunuz? En az 800 milyar oldu. Ve dönüyorum Merkez Bankası'nın bastığı paraya bakıyorum. Can Bey sıkı durun. Temmuz'un 28'inde elektronik veri dağıtım sistemine girsin herkes. Baksın M3 para arzı tanımı 11.7 trilyon olmuş. Bakın Haziran'da 9.7, şimdi 11.7.
Ve diyorum ki Haziran'da 120 milyar dolar bir KKM büyüklüğü var. E kurda 7 lira arttı. 120 çarpı 7, 840. Bakkal hesabı. Bunun detayları Merkez Bankası'nda vardır. Ve kendilerine de buradan sesleniyorum. Lütfen bastığınız, sadece KKM'yi ödemek için bastığınız para miktarını açıklayın. Benim burada M3 üzerinden giderek Merkez Bankası KKM için en az 1 trilyon lira bastı dediğim iddiam var. Bu doğru mu değil mi? Buradan Merkez Bankası yetkililerine sesleniyorum. Ama biliyorum bu iş böyle oldu. Çünkü Can Bey bir mutabakat imzalandı ve bunu biz ödeyeceğiz dediler. Merkezin de nasıl ödeyecek? Matbaayı çalıştırdılar, ödediler. Bunun sonunda ne olacak? Onu söyleyeyim. Korkunç bir enflasyon. Bakın şu saate kadar yaşadığımız enflasyon zamlarla bütçe açığını kapatmak için oldu. Ama bir de enflasyonu azdıracak, yukarıya çekecek bir etken an itibariyle 11.7 trilyona vurmuş parasal büyüklüğümüz de olacak. Bir şok dalgası da ben enflasyonda para miktarının artmasına bağlı olarak bekliyorum. Evren Bey, o halde adını koyalım. Ben net bir şekilde sorayım. Çünkü önüme onlarca mesaj düşüyor şimdi siz yorum yaparken. Herkesin sorduğu, tahmin ettiğiniz gibi. İnsanlar Eylül'den itibaren yılbaşına kadar, kimi Eylül'den itibaren diye sormuş, kimi yıl sonu ne olacak diye sormuş. Yanıtınızın bütününde ikisinde rica etmiş olayım. Eylül'den sonra ve yıl sonuna kadar dolar TL kuru ne kadar olacak? Enflasyon ne kadar olacak? Bugünün gösterdiği verileri ışığında soruyorum. Şimdi bir kere halkımız şunu bilsin. Tabeladaki dolar TL kuruyla yaşayacakları enflasyon arasında bir fark var. Tabeladaki dolar TL kuru bir şekilde 30'u aşmayacak şekilde tutulacak. Ki işte haberde verdiniz, Doçe'nin tahmini de 31-31,5. Bizlerin de tahmini o. Ama şimdi şu soruyu soralım. Kur 31 oldu diye acaba halkımız rahatlayacak mı? Ya da işler kötüye gitmiyor. Kontrol sağlandı mı olacak? Hayır efendim. Kur 31 olduğu zaman kur geçişkenliği nedeniyle enflasyonun artması belki birazcık duracak. Ama öbür tarafta diyorum ki bakın para basıldı. 9.7'den 11.7 trilyona çıktı. Bu etken ve bizim içimizde yaşayan 10 milyon tane göçmen, yapısal problemlerimiz bir de var enflasyonla ilgili olarak. Tarımı unuttuk, sanayiyi unuttuk vesaire. Ama en çok para miktarının artması enflasyonu bence 70'in üzerine atacak. Dolayısıyla enflasyon o kadar hızlı bir yükselecek ki bu dönecek aslında liraya da değer kaybettirip dolara bir talep yaratacak. Ama tabelada 31'i aşmayacak. Allah Allah niye aşmıyor dediğimiz zaman işte bunun bir takım sermaye tamponları var. Nedir? Körfez'den gelen para nedir? Kur korumalı mevduatın bir şekilde yine devam ediyor olması. Keza bakın borsa rekor üstüne rekor kırıyor. Sırf oraya dışarıdan Londra üzerinden körfez parası, o da 8 haftada 2 milyar dolar girdi. Bütün bu sermaye yastıkları kuru 31'in üstüne göstermeyecek şekilde dizayn edildi. Ama bakın bu yani ekranları başında bizleri izleyenlerin sorununu çözmeyecek. Tabii. Çünkü onları ilgilendiren kur değil, dolar TL değil, enflasyon. Enflasyonsa 70'i 80'i devirerek yukarıya gidecek. Haliyle kur korumalı mevduat bir enflasyon yaratacak. Peki. Bu sefalet yaratacak. Kur korumalı mevduat daha sonra liranın değerini düşürüp enflasyon nedeniyle doları tekrardan yukarı çekecek. Ne zaman çekecek? Körfez'den gelen sermaye tamponları tükendiği zaman. O da ne zaman? Yerel seçimlerde. Mart'a kadar kuru kontrol edeceğiz ama Mart'tan sonra çok daha muazzam bir enflasyon, kurda sert hareketler 2028'e kadar çok net söyleyeyim. Bakın para miktarı üzerinden ben yola çıkıyorum, yapısal sorunlardan çıkıyorum, faizden yola çıkıyorum, bakıyorum 2028'e kadar enflasyon kabus gibi bir dünya yaratacak bizim vatandaşımıza. Daha önce sormuştum ama izleyicilerden yine çok soru geldi. Final sorusu olarak sorayım. Ya sıfır atamıyor muyuz diyorlar. Yani sıfır atsanız ne olur, atmasanız ne olur? Vatandaşın reel geliri düşüyor. Mal ve hizmetler yukarıya çıkıyor. Yani o sıfır atmakla olmuyor zaman, işte. Bana inanın 2 ay sonra 2 sıfır daha ekleyeceksiniz onun yanına. O sıfır atarak olmuyor. Latinler onu çok denedi. Latin Amerika'da öyle olmuyor o işler. Öyle olmuyor işler. Peki teşekkür ediyorum Evren Bey. Ben sağ olun vakit ayırdığınız için. Efendim işte görüyorsunuz. Sıfır atarak olmuyor.
Sıfır atmanın yanında başka şeyleri doğru yapmanız gerekiyor. Zaten o doğru şeyleri yaparsanız da sıfır atmaya gerek kalmıyor. Şimdi öyle bir paradoks. Öyle bir paradoks. Şimdi birazdan gideceğimiz adresler var. O adreslere örneğin kiracı meselesi var. Ev sahibi hususunda yaşanan sorunlar var. Birileri de izliyor. Hep bunu özellikle vurguluyorum. Yani kira krizi ağırlaşmaya devam ediyor. Peş peşe cinayet haberleri geliyor. Ve görüyoruz ki buna dair yetkililerin de izlediği gerçeği var. Şimdi son olarak Rize'de 24 Temmuz'da çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetmişti. Bir kişi de ağır yaralanmıştı. Şimdi ne yazık ki haberimize gidelim. Yoğun bakımdan kötü haber geldi. Bu görüntüler 24 Temmuz'da Rize'de kaydedildi. Ev sahibi kiracı kavgası bir sokağı savaş alanına çevirdi. Taraflar kirada anlaşamayınca önce yumruklar konuştu, ardından bıçaklar çekildi. Bir kişi olay günü, bir kişi de 14 günlük yoğun bakımda kaldıktan sonra hayatını kaybetti. Ev sahibi kiracı anlaşmazlıklarının önü arkası kesilmiyor. Şiddetse her geçen gün artıyor. 95 yaşındaki kiracısını kapının önüne koyan da var. Çok versin, Allah razı olsun. Kiracısına beyzbol sopasıyla saldıran da. Sitenin içinde, sitenin dışında bekleyenler vardı beyzbol sopalarıyla. Fiziksel şiddet dışında farklı yolları deneyenler de oluyor. Bazı ev sahipleri kiracısını bir damla suya muhtaç ediyor. Evin yanındaki vanaya kör tıpa vurarak benim suyumu kesti. Kirada %25 artış sınırına takılmak istemeyenler kiracısını evden çıkmaya zorluyor. Tartışmayla başlayan kavgaların şiddet dozu her geçen gün artıyor. Cinayet haberleri peş peşe geliyor. Son olarak Rize'den geldi ölüm haberi. Ev sahibi Mücahit Kazancı kirasında artışa gitmek istedi. Kiracının yeğeniyle buluştu. Ancak istediği miktar %25'in üstündeydi. Tartışma bir anda kavgaya döndü. Ev sahibi bıçağını çıkardı. Kira için görüştüğü Halil Ak ve iki arkadaşına saldırdı. Boynundan bıçaklanan Halil Ak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 24 yaşındaydı. Yaşam savaşı tam 14 gün sürdü. Dayanamadı. Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı ikiye çıktı. Ev sahibi tutuklandı. Şimdi efendim bir vahşete gideceğiz. İnsan olmayınca kolay kolay kimse vahşet demiyor. Kolay kolay kimse kınamıyor. Asitli bir işkence yöntemi. Şimdi 91 bin lira ceza. Kediye asit atıyor. 20 kedinin üzerine asit atıyor. Saldırgan. Verilen cezayı bir kez daha söyleyeyim efendim. 91 bin lira. 20 kedinin üzerine asit atmak, kezzap atmak. 91 bin lira para cezası ile geçiştiriliyor bu ülkede. 91 bin lira fena değil diye düşünenler dönüp bir vicdanına bakacaklardır herhalde. Ağır cezaymış diyenler dönüp bir vicdanına bakacaklardır herhalde. Asitli bir saldırının, kezzaplı bir saldırının insan odaklı gerçekleştiğinde yasa karşısında nereye konuyorsa aynı yere konması gerektiği. Kedi başına 4 bin lira ceza kesilmiş örneğin. 20 kedinin üzerine atılan kezzaplı asitle efendim. Dolayısıyla toplumun böylesi saldırganlardan, böylesi kötülüklerden arınması için gereğini yapmamaya devam ediyoruz. Bravo size. Çek abisi. Lan. Çek. Bundan iki hafta önce İstanbul Eyüp Sultan Camii'nin avlusunda yaşandı o akıl almaz işkence. Bir kişi 20 yavru kedinin üzerine asit döktü. İhbar üzerine harekete geçen polis bir şüpheliyi gözaltına aldı. Arkadaşlar dedi ki Atilla dediler, koş gel. Burada kediler perişan halde yaralı, bağırıyor, ağlıyor. Üzerinde asit veya kezzap veya tiner gibi yakıcı maddeler vardı. Sarı lekeler ve deriler açılmış bir şekilde. Zanlı yakalandığında elinde asit şişesi de vardı. Saldırganın 6 farklı suçtan kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Yavru kedilere işkencenin bedeli para cezası oldu. Zanlıya 91.080 lira idari para cezası kesildi. Anne, olurum ben. Şimdi bir akvaryum koyu meselesi var. İzleyicilerden de çok sayıda. Deyim yerindeyse ihbar geldi. Şimdi bir halk plajı burası ama bir arazi var. O yolda sadece o arazinin içerisinden geçiyor. Ancak o şekilde ulaşabiliyorsunuz bu koya. Şimdi biri orada arazinin sahibi. Daha önce işte bazı
oraya kendince yasalar getirmiş. Demiş ki ya buraya geliyorsunuz peki tamam ama ben buraya bariyer sistemi ekliyorum. Para alacağım demiş. Sonra o para işi şikayet edilince ortadan kalkmak zorunda kalınca bu sefer de koya giriş çıkış saati koymuş. Yeni bir yasa daha eklemiş. Takipteyiz. Önce demir kapı, ardından bariyer. Şimdi de giriş çıkış saatine sınırlama geldi. Tabii ki kaymakamlığa yapabilirsiniz. Adres Çanakkale. Akvaryum koyunun gerisindeki 2000 dönümlük arazinin sahibi koy girişine demir kapı yaptırdı. Ardından kapıya bariyer sistemi ekledi. Koya girenlerden 150 lira almaya başladı. Faaliyet belediye tarafından durduruldu. Ancak bu mülk sahibini durdurmadı. Bu kez de koya girmek için arazisinden araçla geçmek zorunda olan tatilcilere saat sınırı getirdi. Sabah saat 10 ile 19 arasında girebilirsiniz. Yoksa kapıyı açmam uyarısı yaptı. Tatilciler mülk sahibini jandarmaya şikayet etti. İtibaren yola kadar şans arazisi olduğu için... Bedeli ne sorusu. Bu habere de uyarlanabilir elbette. Bir bedel ortaya konuyor. Bedelle birlikte bir yasa da ortaya konmuş. Kendince efendim akvaryum. Şimdi bir dış haber turu yapalım mı kısaca? Şimdi hava şartlarından bahsediyoruz. Biz yanıyoruz ama iklim değişikliğinden etkilenmeye devam ediyor elbette tüm ülkeler. Sırayla yaşıyorlar ani baskınları. Biz de yaşadık. Bir anda dolu bastırdı. İnsanlar halılarını, kilimlerini araçlarının üzerine atmıştı İstanbul'da. Hatırlayın çok geçmedi üstünden. Şimdi İtalya ile başlayalım. Önce dolu fırtınası, ardından sel ve araçlar. Şimdi kara gömüldüler, evleri su bastı. Neler neler oluyor? Görüp bakalım. Devamında farklı noktalara da ilerleyeceğiz. Birçok ülke sıcaklarla boğuşurken İtalya doğu fırtınasına yakalandı. Yollar beyaza büründü, sokaklar göle döndü. Avrupa ülkelerinde sıcaklığın en yoğun hissedildiği şu günlerde İtalya iklim değişikliğinden en çok etkilenen ülke oldu. Şiddetli dolu yağışı bazı bölgeleri etkisi altında bıraktı. Fırtınayla gelen yağış her yeri beyaza bürüdü. Kara saplanan araçlar kürek yardımıyla çıkarıldı. Birçok bölgede sel baskını yaşandı. Dereler taştı, yollar göle döndü. Su evlerin bahçesine kadar girdi. Ağaçlar suya gömüldü, araçlar ilerlemekte güçlük çekti. İtalya'da hayat durma noktasına geldi. Şimdi önünü alamadığımız bir sürecin içerisinden geçiyoruz. Bir Barbie süreci efendim. Bir film yeniden bir karakteri hayli meşhur etti. Öyle ki şimdi bir cenaze evi pembe tabutlar üretmeye bile başlamış. Barbie temalı tabut. Bu da oldu. Barbie çılgınlığı cenazelere taşındı. Gündemden düşmeyen Barbie bu kez tabutlarda yer buldu. Filmin duyurulduğu tarihten beri Barbie koleksiyonu çıkarmayan marka, pembe kıyafetlerle poz vermeyen ünlü neredeyse kalmadı. Sosyal medya akımlarına konu oldu. Dünyayı saran Barbie çılgınlığının yeni ürünü Barbie temalı cenazeler. El Salvador'da bir cenaze evinde Barbie resimli pembe tabutlar satılmaya başlandı. Tabutların arkasındaki fikrin öldükten sonra bile Barbie fanı olmak olduğu belirtildi. Alfa ve Omega cenaze evinin sahibi Isaac Wilgase, Barbie filminden önce de pembe tabut sattıklarını söyledi. Satışa çıkardığı 10 tabutu hızla sattığını söyleyen Wilgase, pembe tabutların yenileri yolda dedi. Cenaze evi artık geleneksel tabut üretmeyecek. Bir mafya haberi gelecek. İtalya'da 11 yıldır aranan ülkenin en tehlikeli yüz kaçak listesinde de ilk sıralarda bulunan mafya lideri Vincenzo Laporta yakalandı. İtalya'da, Avrupa'da özellikle günün en çok konuşulan haberi efendim. Geçtiğimiz günlerde de tuttuğu takımın şampiyonluk kutlama, yani Napoli'nin şampiyonluk kutlamalarına katılmıştı. Kameralara yansıyan o görüntülerde fark edildi. Devamında da operasyon gerçekleşti. Futbol asla sadece futbol değildir. Bu söz sadece bir kitap adı değil. Öyle ki 11 senedir sırra kadem basan bir mafya liderini bile futbol aşkı ele verebiliyor. İtalya Serie A'da Napoli...
11 senedir aranıyordu. Camorra mafyasıyla bağlantılı olduğu bilinen Vincenzo La Porta 60 yaşında demir parmaklıklar ardına girdi. La Porta vergi kaçakçılığı, dolandırıcılık ve suça ortak olma gibi suçlardan hüküm giydi. Mafya liderini ele veren takım sevdası oldu. Korfu adasındaki bir restoranda şampiyonluk kutlamalarına katılan La Porta kameralara yakalandı. Fotoğrafların ve mali işlemlerin takibi yapıldı. Güvenlik güçleri La Porta'yı Korfu adasında elektrikli bisiklet sürerken yakaladı. Kaçak mafya liderinin adada aşçılık yaptığı ve aile kurduğu belirtildi. İtalya'ya iadesi istenen La Porta, ailesini öne sürerek iade edilmek istemediğini belirtti. İade talebi karara bağlanıncaya kadar cezaevinde tutulacak. La Porta'ya sorsalar herhalde 11 yıl sonra gelen şampiyonlukla birlikte yine katılırım derdi herhalde. Herhangi bir pişmanlık duymamış gibi ifadeleri yansımaya başlamış Avrupa medyasına çünkü. Şimdi gelelim bu kuşağımızın final haberine. Yeniden ülkeye dönmeden önce bir kafes dövüşü haberi gelecek efendim. Bir tarafta ya bu acaba bizim başımıza ne iş açacak acaba diye izlenen bir isim Elon Musk. Diğer tarafta Zuckerberg. Şimdi bir kafes dövüşü, üstelik canlı yayınlanacak. Ya dünya nereye gidiyor diye içinizden geçirdiğinize, bu cümleyi kurduğunuza da eminim en çok da bu adam tarafından elbette. Bakalım bu savaşta bahisler, bu mücadelede tahminler şimdiden yarışmaya başladı. Bahis sayfalarının bile büyük ilgi gösterdiği bir kafes dövüşü. Bakalım nasıl seyredecek? Platform üzerinden de yayınlanacak. Üstelik maçtan elde edecek geliri gazilere bağışlanacağını açıkladılar. Bu yönüyle de galiba bir dikkat çekicilik çabalanıyor, kovalanıyor. İzleyelim bakalım. Dünyanın en zengin isimleri kafes dövüşüne hazırlanıyor. Teklif kabul edildi. Dövüşle ilgili detaylar netleşiyor. Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg geçtiğimiz aylarda Threads platformunu kurdu. Platform Twitter alternatifi olarak görüldü. Zuckerberg'ün bu adımı Elon Musk'ı kızdırdı. Musk kafes dövüşü yapmaya davet etti. Zuckerberg bu teklife yeşil ışık yaktı. Dövüşün nerede yayınlanacağı ise merak konusu. Elon Musk yaptığı açıklamada kafes dövüşünün X platformu üzerinden canlı yayınlanacağını söyledi. Maçtan elde edilecek gelirin gazilere bağışlanacağını belirtti. Ancak Zuckerberg para toplamak için daha güvenilir bir platform kullanılmasını önerdi. Dövüşe şimdiden hazır olduğunu söyledi. Tarih olarak 26 Ağustos'u önerdiğini ancak Musk tarafından bir onay gelmediğini ekledi. Musk, Threads platformunun kullanıma açılmasıyla Twitter'ın logosunu ve ismini X olarak değiştirmişti. 7 Ağustos pazartesi saatler artık 19'a geliyor efendim. Sözcü Ana Haber'in ikinci bölümünde haber merkezimiz hazırladığı çarpıcı dosyalar ve röportajlar ekranlara gelecek. Mesajlarınızı okumaya, ekrana taşımaya, vatandaşın gerçek gündemini irdelemeye de sürdüreceğiz elbette. Bu yüzden bugün bedeli ne diye soruyoruz. Bedeli ne? Maaşların, zamların, verilen kararların, atılan oyların, yapılan tercihlerin, hayallerin, değişim beklentisinin ya da değişimsizliğin neresinden baktığınıza göre değişir. Ama öncesinde gelin hep beraber manşetlerin izini sürmeye başlayalım efendim. Bugün elimizde avucumuzda bir patlama haberi. Ne yazık ki. Toprak Mahsulleri Ofisi. Burası Kocaeli. Derince Limanı ve TMO silolarının bulunduğu adres. Önce 3 denildi, sonra 13 siloda patlama gerçekleştiği anlaşıldı. Patlama anı gerçekten korkutucu. 3'ü ağır olmak üzere 12 vatandaşımız, oradaki 12 emekçi hastanede tedavi altında. Süreçlerini iyi bir haber almak umuduyla yakından takip ediyoruz. Bunun dışında birazdan gideceğimiz adreslerden biri yine Tekirdağ'da bir kimya fabrikasında yangın. Elimizde avucumuzda bulduğumuz gündemlerin ilki elbette. Az önce sonlanan bir de kabine toplantısı var. Ya ekonomik başlıklar değerlendirecekler. Bir şey çıkar mı emin değiliz diyordu kulisler. Şu ana dek bir şeyin çıkmadığı anlaşılıyor. Eğer kabine toplantısı sonrası konuşan Sayın Cumhurbaşkanı'ndan acaba memur maaşlarına ilişkin, hala bekleyen emekli vatandaşlara ilişkin, hala asgari ücretin aşık sınırının altında kalmasıyla ocağı mı bekleyeceğiz yani diye soran asgari ücretlinin gözü kulağı orada olacak elbette. Vatandaş lehine, aleyhine değil, lehine bir gelişme olur mu? Bu yönüyle bizler de takip edeceğiz. Ha bir de siyaset, değişim. Birazdan Ekrem İmamoğlu açıklamaları da ekranlara gelecek. Bakalım ne düşüneceksiniz ama Meral Akşener, İyi Parti lideri,
Şimdi Sayın Akşener 26 Ağustos'ta konuşacakmış. Afyon Karahisar'da. Bunu da Kürşat Zorlu söyledi. Sayın Zorlu söyledi. Dedi ki Türk siyasetinde çok önemli bir açıklamaya şahit olacaksınız. Ne ola ki? Şimdi masadan zaten kalkılma hala hafızalarda taze. İttifak teknik olarak bitti çünkü seçim yok denilmesi hafızalarda taze. Acaba nasıl bir açıklama olacak? Tamamen tek bir parti olarak. Yani herhangi bir ittifaka bağlı kalmadan mı yerel seçime gireceğini ilan edecek acaba Meral Akşener? Biz soruyoruz, kulisleri toparlıyoruz. Özel bir yayın olacak. Takipte kalın demem yeterli zannediyorum. Şimdi efendim geldik bugünün canlı yayın noktalarına. Önce silolara gidelim. Ozan Kelleci ardından Kardelen Kocatürk'ü görüyorsunuz. O da yangın haberini alır almaz ulaştığı o kimya fabrikasının önünde. Kocaeli'de patlama, Tekirdağ'da yangın özetle. Önce Ozan Kelleci, oradaki limanın, siloların verdiği sınav son durum. Duymaya başlayalım. Can Coşkun, patlamanın ardından yaklaşık 4 saat 20 dakika geride kaldı ama siloların bulunduğu noktada çalışmalar hala devam ediyor. AFAD ekipleri o bölgede, itfaiye ekipleri o bölgede hala patlamanın meydana geldiği noktada araştırmalarını sürdürüyorlar. Tabi yapılan açıklamada buğday tozu nedeniyle patlamanın meydana geldiği açıklanmıştı ama yine o bölgede çalışmalar devam ediyor. Saatler 14.40'ı gösterdiğinde Derince Liman'ın hemen yan tarafında bulunan toprak mahsullerine ait siloda o patlama meydana geldi. 40 tane silo vardı tonlarca ağırlıkta ve o ağırlıklar o silolardan ikisi büyük bir gürültüyle patladı. Daha sonra da 13 farklı siloda da bu patlamadan etkilendi. Tabii içeride o anlarda işçiler de vardı, çalışıyorlardı. Öğle molaları bittikten kısa bir süre sonra yeniden mesaiye başlamışlardı ve büyük bir gürültüyle patlama meydana geldi. O anlara şahit olan bir çalışan bize ifade etti. Patlama sesini duyduğumda o bölgeye, silonun patladığı bölgeye yaklaşık 15-20 metre mesafedeydim. Oradan kopan parçalar bizim bulunduğumuz yere kadar geldi. İlk şoku atlattıktan sonra hızla oraya doğru hareket ettik ve arkadaşlarımızı kurtarmaya çalıştık şeklinde ifade etti. Tabii o manzarayı da farklı şekillerde ifade etti ama onu da bir sonraki dilimde haberimizde izleyeceğiz. Tabii diğer yandan bölgeye de çok sayıda polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. 3'ü ağır ve 13 yaralı var. Onlar hızlı bir şekilde hastaneye sevk edildiler. Diğer yandan patlamanın şiddetiyle birlikte siloların bulunduğu bölgenin yaklaşık 5 metre yan tarafında güvenlik kulübesi vardı. O bölgede de 2 güvenlik görevlisi vardı. Onlar da bu patlamayla birlikte tabii bulundukları bölgede zarar gördüğü için onlar da yaralandılar. Hemen arkada siloların bir kısmını görüyorsunuz. Onlar patlamamış olanlar. Eğer tam arkamdaki silo eğer patlamış olsaydı olası bir facia da yaşanabilirdi. Neden diye soracak olursanız da ekranlarınıza gelen kısmın hemen sol tarafında, benim sağ tarafımda kalıyor. Askeriye ait bir kışla var. Orada tabii ki askerler de vardı. O bölgede patlamanın olmaması olası bir facianın da önüne geçti. Tabii yapılan açıklamalar da vardı. Bir kişi enkaz altından kurtarıldı. Buğday tozunun bu patlamaya neden olacağı olduğu belirtildi. Onun değerlendirildiği şeklinde bir ifade ettiler. Hem Kocaeli Valisi hem de Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı. Biz de Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı olsa bir ihmal var mı diye sorduk. O da araştırıldığını söyledi. Önümüzdeki günlerde belki de saatlerde araştıracak olası bir ihmal var mı? Eğer varsa bunun cezası verilecek şeklinde açıklama yaptı ama arkada bir manzara var. Şu an biz o bölgeden yaklaşık 500 metre uzağa çekildik. Bu bölgede güvenlik şeridi oluşturuldu ama arkadaki manzara gerçekten korkunç. Tonlarca ağırlıktaki silo patlıyor ve buğdaylar sağa sola savruluyor. Oraya bir şey gelmesi önemli değil ama içeride çalışan onlarca işçi vardı. Biz konuştuğumuzda gündüz mesaisi olduğu için içeride 35 ila 40 işçinin olduğunu söylediler bize. Onlardan 3'ü ağır, 13 kişi de yaralandı. Onların hastanelerde tedavileri devam ediyor. Burada çalışmalar da devam ediyor. Önümüzdeki dakikalarda ne olacak? Eğer bir gelişme olursa biz de sizlere aktarmayı sürdüreceğiz. Can Coşkun. Ozan Kelleci teşekkürler. Kolaylıklar. Dönelim bir de kimya fabrikasına. Kardelen Kocatürk son durum ne? Bitti mi? Kontrol altına tamamen alındı mı? Merak ediyoruz.
Can Coşkun, dördüncü saatinde Tindek yangın kontrol altına alındı. Şu anda çalışmalar, soğutma çalışmaları devam ediyor. Hemen kameraman arkadaşım İsmail Işık sizlere göstersin. İki katlı kimya fabrikasında saat 3'te bir yangın çıkmıştı. Yangın kısa sürede aslında bulunduğumuz bu noktayı sardı. Hemen bitişinde de önceki bağlantımızda da söylemiştik bir gaz deposunun olduğunu. Bundan dolayı da büyük bir tehlikenin olacağı işaret edilmişti. Ancak ekipler ilk müdahalesini o noktaya yaptı ve kontrollü bir şekilde söndürme çalışmalarını tamamlamak üzereler. Şu anda evet gördüğünüz üzere fabrikada simsiyah görüyorsunuz fabrikayı. İçeride ise ekiplerin çalışmaları sürüyor. Bulunduğumuz bu noktaya da az önce Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım geldi. Soğutma çalışmalarını takip etmek üzere. Bir de bir açıklaması oldu. Kimyasal ürünlerin olduğu için içerisinde bazı kimyasal ürünlerin halen yandığını ama ekiplerin onu da söndürmeye gayret içerisinde olduğu bilgisini paylaştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden 10 itfaiye ekibinin buradaki çalışmaları hızlandırmak için bölgeye geldiğini ve kısa zamanda da tamamen fabrikadaki yangının söndürüleceğini ve tamamen kontrol alacağı bilgisini paylaştı. Bulunduğumuz bu noktadaki basın mensuplarına ve siz de görüyorsunuz çevreden itfaiye ekipleri çok fazla var. Hem sağlık ekipleri çok fazla var. Bölgede de jandarma ekipleri giriş ve çıkışları kontrol ediyorlar. Bu fabrikanın çevresindeki diğer fabrikalarda tahliye amaçlı boşaltıldı. Edindiğimiz bilgiler doğrultusunda yangın çıktığı esnada ilk işçiler çevredeki işçiler fark ediyor ve içeride de 9-10 kişinin olduğu bilgisi vardı. O işçiler sayesinde kurtuldu diğer işçiler de diyelim ve onlar da Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde tedavileri devam ediyor. Saat 3'te başlamıştı. Yaklaşık 4 saat sonra da aslında Can Coşkun buradaki yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış nedeni henüz belli değil. O da incelemelerden sonra ortaya çıkacak diyelim ve bu noktadan sözü yeniden size bırakalım. Can Coşkun. Teşekkürler Kardelen Kocatürk. Efendim hem Tekirdağ hem Kocaeli, bir tarafta patlama, bir tarafta yangın. Ama bir de değişmeyen gündemimiz var. Siyaset. Bedeli ne tabelasına aslında siyaseten de sorular geliyor Yağmur gibi. Birazdan aktaracağız. Şimdi Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın İmamoğlu Mayıs seçimlerinin ardından tekrar sahada Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olarak yarışmıştı bildiğiniz gibi. İlk adresi Elazığ. Sonrasında ise Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli'ye gitti. Sayın Kılıçdaroğlu'nun memleketinde konuştu. Anadolu gezilerine de devam edeceğim dedi. Yani sadece burayla sınırlı kalmayacak dedi. Bakalım süreç nereye gidecek? Biz hep sahadayız. Her daim sahadayız. Ben 14 yıldır sahada olmadığım saniyem yok. Toplumdan, vatandaştan uzak olan hiç kimse başarı elde edemez. Bu bağlamda hep sahadayım. Bu kez çalışmalar yerel seçim için. Ekrem İmamoğlu yeni haftada Anadolu gezilerine start verdi. İlk durağı Elazığ oldu. Ardından Tunceli'de temaslarını sürdürdü. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da Elazığ'da olması bekleniyordu. Ancak aynı gün İmamoğlu orada olduğu için Kılıçdaroğlu'nun Elazığ programını iptal etmesi akıllara bazı soru işaretlerini getirdi. O sorulara yanıt İmamoğlu'ndan geldi. Öyle bir planlama yapmadık. Yapsaydık zevkle genel başkanımızla gelir gezerdik. Ama genel başkanımızın doğum yeri memleketi Nazimiye'ye de uğrayacağım. Sevgilerimiz ve saygılarımızı da Sayın Genel Başkanımızla paylaşacağız. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yerel seçim ajandasında AKP'nin en üst sırasında. İmamoğlu her fırsatta kendisini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap verdi. 25 yıldan sonra kaybettiği bir ilde böylesi bir performansı gösteren ekibe bu kadar ok çevirmelerini, bu kadar eleştiri yoğunlaştırmaları gayet doğal ama biz tam tersine hem şehrimizde iş üretirken hem de ülkemizin her noktasına güzel hizmetler sunuyoruz. İmamoğlu, Hozat ve Pertek ilçesinde inanç merkezlerini ziyaret etti. Pertek'te Avuçan Ocağı Türbesi, Cemevi ve Kültür Merkezi ile Sultan Idır Türbesi'ni, Hozat'ta ise Derviş Cemal Ocağı ve Sarı Saltık Türbesi'ne gitti. Türbe ziyaretleri sırasında dilek ağacına bez bağlayıp mum yakarak dilek tuttu. Efendim dileğiniz neydi? Ekrem İmamoğlu'nun ziyaretleri Elazığ ve Tunceli ile sınırlı kalmayacak. Anadolu gezileri bir süre daha devam edecek. Bir hafta 10 gün sonra da Hacı Bektaş'ta olacağım. Orada da çok özenli çalışmalarımız var. Ondan 1-2 hafta sonra
Eceabat'ta Çanakkale şehitlerinin olduğu o önemli merkezde yine çok özenli bir meydanı bitirmiş olacağız. Oranın ziyaretini yapacağım. Ben hep sağdayım demek süreci nereye götürür? Takdirlerinizi, yorumlarınızı bekliyoruz efendim. Bedeli ne olacak ya da böylesi çıkışların? Nihayetinde nereye ulaşacak? Birazdan tekrar hatırlatacağım. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in açıklamaları da bugün çok konuşuluyor. Ona da gideceğiz elbette ama bir de MYK toplantısına, genel merkezine ulaşalım. Sayın İmamoğlu'nun partisinin de, Sayın Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanma, değişim, yenilenme. Şimdi detaylar neler? Ne konuşuldu acaba? Seçim sonrası bir süreç başlatıldı. Adı kurultay süreci. Aday çıkacak mı çıkmayacak mı hala belirsiz görünmekle birlikte iddialar da gırla gidiyor. MYK'da ne oldu ona bakalım. Artık vakit yılgınlık vakti değil. Ayağa kalkacağız, eksikliklerimizi gidereceğiz, hatalarımızı telafi edeceğiz, yenileneceğiz. CHP-MYK değişim tartışmalarının gölgesinde bir kez daha toplandı. Masadaki konu başlıkları bir hayli kabarıktı. Değişim tartışmaları meclisin Akbelen için 8 Ağustos'ta olağanüstü toplanması, deprem bölgesi ve kongre takvimi. Bu defa AK Parti vekilleri çocuklar gibi kapıların arkasına saklanmasınlar. Millet inim inim inlerken tatillerinden vazgeçsinler de meclis çalışmaya başlasın. Geçtiğimiz günlerde tüzük komisyonu kuruldu CHP'de. O komisyon çok sayıda konu başlığında çalışmalara başladı. Peki hangi maddelerde değişikliğe gidilecek ve yeni neler eklenecek? En dikkat çeken madde tüzüğe ön seçimin eklenmesi. Bu maddeyle hem belediye başkan adayları hem de milletvekili adayları ön seçimle belirlenecek. Tüzük için çalışmalar devam ederken diğer yandan da kurultay takvimi işliyor. Partimize yakışan büyük bir olgunlukla ilerleyen ilçe kongrelerimiz de bugün kurulumuzun gündemindeydi. 5 Ağustos'ta başladı ilçe kongreleri. Ardından il kongreleri başlayacak. Kongre süreci 15 Ekim'de sona erecek. Sonrasında parti meclisi olağan kurultay için takvimini belirleyecek. Kulislerde bu tarih için Kasımbaşı konuşuluyor. Kongrelerimizde örgütlerimizi ülke çapında hızla yenilerken yerel seçimlere de büyük bir hızla hazırlanıyoruz. MYK'nın önemli başlıklarından biri de 6 ay önce büyük yıkıma yol açan Kahramanmaraş merkezli depremlerdi. MYK'da deprem bölgesinin gündem dışı kaldığı görüşü hakimdi. Bu nedenle milletvekillerinin deprem bölgesine ziyaretler yapması ve sorunların yüksek sesle dile getirilmesi kararı alındı. Hala barınma sorunu, hala tuvalet sorunu, hala temiz suya ulaşım sorunu konuşuyoruz. Tüm bu konuları incelemek üzere milletvekillerimizden oluşan bir heyet deprem bölgesine gidiyor. CHP'de parti programında da değişiklik için çalışmalar başlatılmıştı. Bunun için üyelere çağrı yaparak nasıl bir CHP istersiniz sorusuna yanıt arandı. Sadece 4 günde gelen öneriler Kemal Kılıçdaroğlu'na rapor halinde sunuldu. Bu düzeni değiştirecek olan sizlersiniz. 2014'ün Mart ayında, şimdi 24'ün Mart ayında yerel seçimlerde muhalefet ne yapacak sorusu var efendim. Şimdi ittifak senaryoları her gün değişiyor. Şimdi 2024 Mart'ta ne kaldı şunun şurasında? Geri sayım başladı, öyle değil mi? Ama bir tarafta değişim gündemli kurultay süreci var. Bir tarafta ittifak hesapları değişecek diyen var. Birazdan hatırlatacağız İYİ Parti liderinin randevu verdiği tarih 26 Ağustos. Bir konuşma yapacak ve Türk siyasetinde çok konuşulacak. Birazdan irdeleyeceğiz. Demokrat Parti... Şimdi farklı sesler yükseliyor. Ne olacak? Bir de aday yönüyle bakalım. Teşkilatlar halktan bile ittifaksız girin tavsiyesi fazlasıyla var. Ve kendimiz girecekmiş gibi çalışıyoruz. Muhalefetin gündemi Mart ayında yapılacak yerel seçimlerde ittifak. Son açıklama İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünsal Yüksel'den geldi. Sözcü televizyonunda canlı yayına katılan Yüksel, tabanın mesajını paylaştı. İttifak meselesine gelince, bu konuyu konuşmak için çok erken. Ama bizim taban ve gittiğimiz yerlerde teşkilatlar halktan bile ittifaksız girin tavsiyesi fazlasıyla var. Ve kendimiz girecekmiş gibi çalışıyoruz. Yerel seçimlere yaklaşık 8 ay kaldı. Yüksel, ittifak konusunda siyasi gelişmelerin ne göstereceğine bakılacağı mesajını da verdi. Siyasi konjonktür ve siyasi gelişmeler
ne gösterir? Siyasi kurullarımızda, daha doğrusu yetkili kurullarda görüşülür, ona göre bir karar alınır. Muhalefet kanadından bir diğer açıklamada eski altılı masanın bileşenlerinden Demokrat Parti'den geldi. Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy, 81 ilde kendi adaylarını çıkartacaklarını ve seçimlere kendi logolarıyla gireceklerini söyledi. 81 ilde kendi adaylarımızı ve meclis üyelerimizi çıkaracağız. Kendi logomuz ve kurumsal kimliğimizle seçimlere katılacağız. Kurumsal kimliğimizle birlikte o bölgelerde güçlü olan adaylarla seçime gireceğiz. Aksoy işbirliği kapısını ise tamamen kapatmadı. Seçim yaklaştıkça bu durum daha da belirginleşir. Yerel seçimlerde işbirliği yapmak daha da önemlidir. Her partinin kendi kitlesi vardır ve işbirliği sayesinde mikro düzeyde daha fazla etkili olabilirsiniz. Ve 26 Ağustos'a verilen tarih. İyi Parti sözcüsü Kürşat Zorlu dedi ki Türk siyasetinde çok önemli bir döneme, çok konuşulacak bir açıklama. Afyonkarahisar'daki salon buluşmasında İyi Parti lideri Meral Akşener kürsüye gelecek ve çok önemli bir açıklama yapacak. Şimdi yakın geçmişe bakıyorsunuz, ne düşündürdüğü sorusu herkesin zihninde hemen hemen aynı çıkıyor. Değil mi? Beraber sağlamasını yapalım. Sayın Akşener'in son bir yıl içinde en çok konuşulduğu gün, masadan kalktığı gün. Değil mi? En çok o gün konuşuldu. Ve hala bunun tartışması sürüyor. İşte masadan kalkmak güçsüzleştirdi eleştirisi var. Hayır, itirazını ortaya koydu diyenler var. İtirazını bunca toplantıda neden koymadı? Hayır, oralarda da koymuştur ama dinlenmemiştir gibi tahminlerle ilerleyen bir süreç. Kim ne kadar haklı belirsiz. Ama bunun yanında seçim sonucu, seçimde hem meclis çoğunluğun hem Cumhurbaşkanı adayının kaybetmesi seçimi, bununla birlikte vekillik listeleri tartışmalar. Geldik 26 Ağustos tarihine verilen randevuya. Acaba İyi Parti lideri yakın geçmişteki en çok konuşulduğu hareketleri, olayları itibariyle de seçim sonuçlarını da değerlendirdi. Bunun peşine bu açıklamayı yapacak diyen sözcünün söylediklerini de aynı sepete atınca acaba Meral Akşener yerel seçimlerde biz tek parti olarak hareket edeceğiz. Bir ittifak arayışımız yok mu diyecek. Bu bir ön alma mı olacak? Müzakerede ağırlığı arttırmak için bir hamle, yani şu büyük şehirleri bize bir tek aday olarak açmazsanız önümüzü ittifakta yokuz demek için bir ön alma mı olacak? Bir güç stratejisi mi olacak? Bunlar temel sorular. Buna yanıt aranacak 26 Ağustos tarihine kadar. Vatandaş masadan kalkmanın bedeli ne diye sormuş mesela. Tam da bu konuya ilişkin, tabelamıza ilişkin efendim. Şimdi devam edelim. Devam ederken birazdan ekranlara gelecek olan risk raporunu bir kez daha hatırlatmam gerekir. Bu rapor ağır hasarlı, bu rapor yıkılabilir denilenlerin sonuçsuz kaldığıyla ilgili. Bir rapor hazırlanıyor, tamam. Bina yıkılır deniyor. Ona da tamam ama sonuç kısmına gittiğinizde bambaşka bir gerçekle karşılaşıyorsunuz. Çok olmadı. Geçtiğimiz hafta valiliğin ağır hasarlı dediği yere büyükşehir az hasarlı. Devam edin demişliği var. Bu ülkenin böylesi acı tecrübeleri var. Bu ülkenin ihmalleri var. Bu ülkenin hadi canım sendeciliği var. İşte bunları konuşmaya devam edeceğiz. Deprem hatırlatmalarını da ısrarla ve ısrarla yapacağız. İstanbul depremi kapımızda. Önceden riskli çıkan yapılar şimdi neden risksiz çıkıyor? Mülkiyet mi öncelikli gelir, can ve mal güvenliği. O kod hayatlarımıza mı mal olacak? Bir kişi bile kabul etmezse riskli yapı çıkmayan binalarda bina yıkılamıyor. Ayrıntılar ana haberde. Şimdi cebimizin gerçeğine, yani vatandaşın gerçek gündemine dönelim efendim. Sabit gelirli vatandaşların birinci gündem maddesi ekonomiyi, yani zamlar, etiketler, tezgahlardaki fiyatlar, her gün değişen etiketler aslında. Şimdi muhalefetin gündemi de kuşkusuz hayat pahalılığı. CHP ve İYİ Parti'den bugün kayda geçen eleştirilere şöyle bir bakarak başlayalım. Sonra canlı yayında yine hesap yapacağız. Milleti ezmeye devam edeceğini açık açık
ortaya koyuyor. Vatandaşımızın alım gücü tükenmeye devam ediyor. Seçim sonrası hızlanan zam sahnesi devam ediyor. CHP sözcüsü Faik Öztrak'ın hedefinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan vardı. Merkez Bankası Başkanı'nın ve Hazine ve Maliye Bakanı'nın son açıklamaları 8 ay sonra yapılacak yerel seçimlere kadar enflasyonla mücadele konusunda hiçbir şey yapmak niyetinde olmadıklarını gösteriyor. Milleti ezmeye devam edeceğini açık açık ortaya koyuyor. Temmuz ayında memur maaşlarına %17,55 artı seyyanen 8076 lira zam yapıldı. Emekliye sadece %25. Ancak maaş zamları cebe girmeden eridi. İyi Parti sözcüsü Kürşat Zorlu, dövizde ve akaryakıtta son iki aydaki artışa dikkati çekti. Ve vatandaşımızın alım gücü tükenmeye devam ediyor. Ülkeyi yönetenler bırakın verdikleri sözleri tutmayı, ülke ekonomisini adeta bir uçurum kenarına sürüklemiş durumdalar. Sadece bu iki ayda. Dolar kurunda %32, motorinde ise %42'lik bir artış gerçekleşmiş. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba emeklilere haksızlık yapıldığını söyledi. Emeklilerin önemli bir kısmı 7500 TL emekli maaşı alıyor. Emekliye de bir üç kağıt yapıldı, bir siyasi sahtekarlık yapıldı. Enflasyon oranları düşük gösterilerek emekliye %25 zam yapıldı. Emekliler CHP NİDE Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in de gündeminde. Gürer, verdikleri kanun tekliflerinin reddedildiğini hatırlattı. En düşük emekli aile asgari ücret olsun diye kanun teklifi de verdik. Onu da daha öncekini kabul etmemişlerdi. Emekli bayram ikramiyesi asgari ücretsi olsun diye kanun teklifi verdik. Sürekli de gündeme getiriyoruz. 14 milyon emekli var. 14 milyon emekli de bunu görmesi lazım. Şimdi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 14. Büyükelçiler Konferansı'nın açılış töreninde konuştu efendim. Bir kısa oraya bir virgül koyalım. Birazdan ekonomiyi konuşacağız ama zaten bu konuda ekonomiyle o kadar ilintili ki hayatımızın herhangi bir alanını, kategorisini etkilememişliği yok. Belli ne konuşacağımız. Onurlu dönüşü konuşacağız. Göçmenlerle ilgili hedefler. Şimdi Rusya-Ukrayna Savaşı'nı da değerlendirmiş Sayın Fidan. AB'ye üyelik sürecini de değerlendirmiş. Küresel bir aktör olma hayalinin nasıl gerçekleşebileceğine ilişkin kendi düşüncelerini de ortaya koymuş. Ama biz ısrarla sormaya devam edeceğiz. Dönüş ne zaman gerçekleşecek? Seçim döneminde bir anda hesaplar değişince verilen sözler, işte onu takip etmek işimiz. Soru sormak da öyle. Türkiye'siz Avrupa Birliği'nin gerçek manada küresel bir aktör olamayacağını bir kez daha buradan vurgulamak istiyoruz. Türkiye'siz olmaz dedi. Üyelik konusunda Avrupa Birliği'ne mesaj verdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan terörle mücadelede kararlılığı yineledi. Adı ister FETÖ, ister PKK-YPG, ister DAEŞ olsun, tüm ilgili kurumlarımızla birlikte terör örgütlerine ve arkalarındaki güçlere ülkemizde ve bölgemizde göz açtırmayacağız, alan da bırakmayacağız, nefes de alamayacağız. 14. Büyükelçiler Konferansı'nın açılış töreninde konuştu Dışişleri Bakanı Fidan. NATO'ya çağrı yaptı. Bazı ülkelerin terör örgütleriyle işbirliği yaptığını söyledi. NATO'nun bütün üyelerinin karşı karşıya olduğu güvenlik tehditleri ve endişelerini eşit oranda gözeten bir yapıda olmasını da ayrıca beklemekteyiz. Bu çerçevede bazı NATO ülkelerinin Suriye ve Irak'ta PKK ile olan açık ve örtülü işbirliğine hemen son vermeleri gerektiği çağrısını buradan yineliyoruz. Seçimlerden sonra daha sık dile getirilmeye başlayan göçmenlerin geri dönüşü konusuna da girdi. Süre ve sayı vermedi. Hızlandıracağız dedi. Suriye'yi terör örgütlerinin sığınağı, vekalet savaşlarının arenası olmaktan çıkarmak için her türlü çabayı göstereceğiz. Güvenli ve onurlu geri dönüşlerin sağlanmasına yönelik çalışmalarımızı da hızlandıracağız. Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili son dönemlerde gerilimin artışını endişe verici bulduğunu söyleyen Fidan, tören öncesinde farklı ülkelerden gelen Türk büyükelçilerle Anıtkabir'i ziyaret etti. Şimdi dış politikada bu açıklama kayda geçti. Bir ufacık hatırlatma yapmak isteriz sadece. Yunanistan'daki Amerikan üsleri genişlemeye devam ediyor efendim. Bu iddiayı da bizzat Yunan basını yazdı. Bahsi geçen bir dört ada var biliyorsunuz. Başından beri itiraz ettiğimiz, hatta tartışmalarda zaman zaman bir ileri bir geri bir politika uygulandığı eleştirisiyle de karşılaşan bir yeni bir kriz. Kapımızda mı? Acaba hedef bu aşamada tam da Çanakkale Boğazı'nın ağzına gidiyor iş. İşte o nokta. Yani
temelde bir milli güvenlik kriziyle daha karşı karşıya mı kalacağız? Bu konuda da belki yakından takip etmek gerekiyor. Bu adaların hesabını da tutmak gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Yunanistan boğazları devre dışı bırakacak. Plan bu şekilde. Bunu yine bildikleri yöntemle üs kurarak yapacaklar. İddialar vahim ve Yunanistan'ın önemli gazetelerine ait. Bir süredir Amerika Birleşik Devletleri Yunanistan'da askeri varlığını artırmaya hazırlanıyor. Yunan basınından Ege'deki Amerikan varlığıyla ilgili Türkiye'yi kızdıracak bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Amerika Birleşik Devletleri ve Yunanistan boğazları devre dışı bırakmayı hedefliyor. Yunan basını Amerikan üslerine ev sahipliği yapması planlanan adaları yazdı. Buna göre İskiri ve Limni adaları öne çıkıyor. Konum olarak Ege'nin tam ortasında bulunan iki ada stratejik bir öneme sahip. Eğer plan gerçekleşirse Ege'yi geçmek isteyen gemilerin doğrudan Amerikan ve Yunan üsleri arasından ilerlemesi gerekecek. Basında yer alan iddialara göre Amerikan üsleri için Kerpe ve Amorgos adasının da adı geçiyor. Bu noktada Kerpe adası mühim. Kerpe, Türkiye'nin Lozan Barış Anlaşması ile kaybettiği 12 ada arasında yer alıyor. Ayrıca Türkiye'nin Yunanistan'a karşı 12 adanın silahsızlandırılmasına ilişkin iddiaları kapsamına giriyor. Yunan basınına göre Amerikan üssünün kurulması için Kerpe adası seçilirse bu durum Ankara-Atina hattında gerginliği tırmandırabilir. İki ülke arasında askeri işbirliğini geliştiren tasarı geçen hafta Temsilciler Meclisi tarafından onaylanmıştı. Yunan basınına göre plan Rusya'yı da doğrudan etkiliyor. Senaryo hayata geçerse Karadeniz'den hareket eden Rus gemileri doğrudan denetlenebilecek, hatta engellenebilecek. Suriye ve Libya başta olmak üzere Orta Doğu'ya dümen çeviren Rus gemileri Amerikan üssünden geçmeden sıcak sulara inemeyecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu üsler kime karşı kuruluyor? Verdikleri cevap Rusya'ya karşı. Bunu yemezler, kusura bakmasınlar demişti. İşte şu anda 5+4, 9 tane Amerikan üssü nerede? Yunanistan'da kuruldu. Peki bu üsler kime karşı kuruluyor? Verdikleri cevap şu, Rusya'ya karşı. Bunu yemezler, kusura bakmasınlar. Geçtiğimiz Eylül ayında Amerika Birleşik Devletleri'nin Dede Ağaç'taki limanı genişleterek Girit'teki suda deniz üssüne benzer şekilde kullanılmasını planladığı öne sürüldü. Lojistik amaçlarla kullanılan limanı askeri üs olarak kullanmak istediği iddia edildi. Bir yandan sınır hattında, deniz sınırı hattında yaşanan bu gelişmeler. Bir yandan sığınmacılar. Serdar Bey diyor ki sığınmacıların bedelini ağır bir şekilde ödediğimiz ve daha da ağırlaşacağı kesin. Ama bedelini hesaplama hususunda bir harekete geçildiğini de düşünmüyoruz açıkçası. Burak Bey diyor ki bizler halk olarak en ağır ekonomik, psikolojik bedelleri ödüyoruz. Halk olarak ödüyoruz. Umudumuzu yitirdik öyle bir günden diğerine fakirleşe sabruluyoruz. Peki bizleri umutlandırıp sonra da o umutları yok etmenin bedelini siyaset sahnesinden çekilme hususunda da atıf yapmış efendim. Değişim gündemini, iktidarı, toptan bir eleştiri ortaya koymuş. Devam edelim. Madem sınır hattımızda, deniz sınırımızda böylesi bir hareketlilik var. O halde donanmalar kıyaslandığında ülkemiz nerede? Böylesi gerginlikler devamında ne olabilir diyoruz ya, dilimiz bazı yerlere varmak istemiyor. Ama hakkımızdan, milli güvenliğimizden de vazgeçecek değiliz. Hadi gelin bir kıyas yapalım. Dünyanın en güçlü donanmasına sahip ülkeler açıklandı. 36 ülkeyi kapsayan listede birinci sırayı Amerika Birleşik Devletleri alırken Türkiye ilk ona girmeyi başardı. Uluslararası bir kuruluş olan ve bağımsız çalışmalar yürüten Dünya Modern Askeri Savaş Gemileri rehberi 2023 yılı verilerini açıkladı. 36 ülkeyi kapsayan dünyanın en güçlü donanmaları belirlendi. Listede geçen yılda ilk sırada olan Amerika Birleşik Devletleri birinci oldu. Listenin en büyük filosuna sahip ülkesi Çin ise ikinci oldu. Araştırma şirketi üçüncülüğe ise Ukrayna ile savaşta olan Rusya'yı seçti. Rusya'nın Soğuk Savaş döneminden bu yana kullandığı araçlarının filoyu yaşlandırdığına dikkat çekildi.
Türkiye bu yıl Fransa ve İngiltere'den sonra listenin 10. sırasında yer aldı. İlk amfibi hücum gemisi TCG Anadolu'nun donanmaya katkısı gündemdeydi. Türkiye'nin hayati deniz geçiş noktaları olan Akdeniz ve Karadeniz'i kontrol ettiğine de dikkat çekildi. Bu yıl listede Yunanistan 22. sırada yer aldı. Yunanistan'ın henüz bir amfibi saldırı gemisi olmamasına vurgu yapıldı. Kilo başına 84 lira fındık fiyatı açıklandı. Sıcak gelişme efendim, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından geldi. Tekrar edelim, fındık alım fiyatı kilo başına 84 lira. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası konuştu. Biz emekli adına bir şey söyler mi gözüyle takip ediyorduk. Açıklamayı dinliyordu haber merkezimiz. Fındık fiyatının kilogram başına 84 lira açıklandığı bir ekonomik vurgu. Bunun dışında farklı notları da oldu Sayın Cumhurbaşkanı'nın, farklı göndermeleri de oldu. Birazdan örneğin ekranlara gelecek, Akbelen hususunda söyledikleri tartışma yaratacak. Öyle olduğunu görüyoruz. Şimdi fındık alım fiyatı, bunu verdik. Ben vatandaş yorumlarıyla bu sıcak başlıkta ekrandayken çok manidar olacak. Okumak isterim efendim. Mehmet Bey diyor ki, önceden ev almak lüks derdik, şimdi kirada oturmak bile lüks geliyor. Önceden et yemek lüks derdik. Şimdi tavuk yemek bile lüks geliyor. Bitmedi. Önceden uçak yolculuğu lüks derdik. Şimdi otobüs yolculuğu bile lüks geliyor. Savaşa girsek bu kadar kötü bir duruma düşmezdik demiş mesela. Böyle bir çıkarım yapıyor. Şimdi üretici için, üreticinin yanında besiciyi de koyacağız elbette. Onlar son yıllarda nereden nereye geldi? Birazdan yine canlı yayında sektör sektör vatandaşın gerçek derdi ekranlara gelecek. Bu sıcak başlıktan hareketle bir de anketimizi hatırlatalım. Hangisinin bedeli daha ağır diye sorduk efendim. Zamların %65, Sözcü Ana Haber izleyicilerinin görüşü net. Değişimin ya da değişimsizliğin %11, hayallerin, çoğunlukla da yıkılan hayallerin %24 efendim. Sonuçlara birazdan bir daha bakarız elbette ama kabine toplantısı bitti. Tam giderken, ayrılırken, konuşmasını bitirirken söyledi. Az önce konuşması sonlandı Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Fındık alım fiyatı kuşkusuz önemli. Bir yandan Akbelen var, önemli. Ama çok daha önemli, bizlerin bu gerçekleri sorması, sorgulaması, mesleğimizi icra etmemiz, herhangi bir tehdit, herhangi bir baskı karşısında da açık yüreklilikle, hiçbir şeyden imtina etmeden devam edeceğimizi dillendirmemiz. Bunu en iyi yapan meslektaşlarımızdan biri efendim. Barış Pehlivan, bir hafta kaldı, herkesin yararlandığı bir haktan meslektaşımızı, Türkiye'nin yürekli gazetecilerinden birini mahrum bırakıyorlar. Bilinçli bir tercih olduğu düşüncesiyle meslektaşları olarak onunla dayanışmaya devam ediyoruz. Yaptıkları, geçmişte yaptığı haberler, yazdığı yazılar, Türkiye'nin hukuk ve adalet mücadelesine sunduğu katkılar ve bizzat defalarca deneyimleme zorunda bırakıldığı hapishane gerçeği. Bir hafta kala yeni bir başvuru yaptı. O başvuruyu da takip edeceğiz. Yarın gelişecek süreçleri de, bir haftanın nasıl geçeceğini de, o geçene kadar bizler dayanışmayı ve hatırlatmayı ihmal etmeyeceğiz. Geldik Akbelen'e. Sayın Cumhurbaşkanı çevreci görünümlü marjinaller dedi dakikalar önce Akbelen'e. Akbelen'deki köylülerimizi biliyorsunuz, defalarca ağırladık yayınlarımızda o marjinalleri Sayın Cumhurbaşkanı'nın beyanıyla. Şimdi gezi dönemine atıf var galiba, değil mi? Yanlış tahmin etmiyoruz. Dinleyelim bakalım haklı çıkacak mıyız? Almanya ve Fransa başta olmak üzere hiçbir yerde elektrik üretimi için kömür üretimi artışı sorun teşkil etmezken ülkemizde yürütülen kampanyaları ağaç sevgisi ve çevre hassasiyetiyle izah edemeyeceğimiz bir gerçektir. Kendilerine destek vermeye giden muhalefet temsilcilerine bile en ağır hakaretleri etmekten çekinmeyen eylemci profili, amacın üzüm yemek değil, bağcı dövmek olduğunu ortaya koymaktadır. Çevreci görünümlü marjinalleri aldırmıyor, sadece işimize bakıyoruz. Şimdi Akbelen'de ekranlara çoğunlukla geldi. İtiraz ortaya koyuyorlar. Ya bu ormanları kesiyorsunuz, oksijenimizi yok ediyorsunuz diyorlar. Aa, bu arada marjinallerden birini verdi değerli rejimiz. Şimdi görüyorsunuz, Sayın Cumhurbaşkanı marjinal dedi ama oradaki köylüler bilmiyorum yani marjinal denmesine karşı nasıl bir yanıt verirler.
ülkemizin bir numaralı siyasetçisi, ülkemizin bir numarası Sayın Cumhurbaşkanı ve beyanı tıpkı Gezi'de olduğu gibi. Gezi gibi evet de çok büyük toplumsal bir itirazdı. Orada kullandığı ağırlık başka. Burada ortaya konan mücadele, itiraz, karşılığında bariyer, job, gaz, bunları gördük. Bunları yaşadı orada insanlar, anlattılar. Kimi zaman canlı yayınlarımıza yansıdı müdahaleler. Ve bugün geldiğimiz noktada Akbelen adına, bu insanlar adına bir marjinal nitelendirmesi Sayın Cumhurbaşkanı'nın ağzından döküldü. Bu da ayrı bir gerçek. Şimdi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de gündeminde elbette Akbelen vardı. Akbelen ormanına gitti. Oradaki köylülerle, çevrecilerle buluştu. Bölgeye her cumartesi otobüs kaldıracaklarını söyledi. Zannediyorum Sayın Cumhurbaşkanı bunu bilseydi marjinal turizm diye bir espri de yapardı. Bunun vatan savunmasından bir farkı yok. Akbelen ormanındaki direniş sürüyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Akbelen'de köylülerle buluştu. Tunç Bey hoş geldiniz. Her hafta cumartesi günü Konak'tan otobüs kaldıracağım. Köylüler ve aktivistlerle sohbet eden Tunç Soyer, İzmir'in kalbinin Akbelen'de olduğunu söyledi. Bölgeye her cumartesi otobüs kaldıracaklarını belirtti. Önümüzdeki hafta cumartesi ilk otobüs kaç kişiyle oluyorsa gelecek. Ve ondan sonra her cumartesi devam edeceğiz. Sizin buradaki hayatınızı bir nebze olsun kolaylaştırabilir miyiz diye bunları yapmaya devam edeceğiz. Soyer bölgede yapılan doğa katliamı hakkında son bilgileri aldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledi. Soyer'in ardından çevreciler ve köylüler konuştu. Direnişin devam edeceğini belirtti. Çetinlerimizi dokandırmıyoruz. Vermemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Soyer alandan ayrılmadan önce Akbelen direnişini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşımak için yola çıkan gönüllüleri Ankara'ya uğurladı. Başka itiraz noktaları, başka mücadele alanları da var efendim. Hatay'ın Dikmece Köyü'ndeki tarım arazileri biliyorsunuz kamulaştırıldı. Çünkü oraya konut yapılacak. Şimdi geçim kaynakları elimizden alındı dedi köylüler. Ve bu yüzden bir eylem ortaya koyuyorlar. Bir itiraz, bir protesto. Şimdi valinin açıklamalarına bakacağız. Yürüyüş yaparak valiyi protesto ettiler. Bir itirazı valinin kamulaştırma kararı ile birlikte ortaya koyduğu cümleler. Şimdi haber vermeksizin el koyma nedir? Nasıl anlatılır? Yasal olarak bunun ifadesi nedir? Şimdi bu süreç hakikaten zor bir terimi de beraberinde getiriyor. Düşünün bir sabah uyanıyorsunuz, uyandınız, toprağınız var ve orası tarım alanı. Ve birileri gelip diyor ki devlet karar aldı, uzaklaşın buradan, konut yapacağız buraya biz, kamulaştırdık burayı. Ne hissederdiniz, ne yapardınız? Üstelik depremi henüz yaşamış bir coğrafyada yaşarken, yaşama tutunmaya çalışırken. Yanıtı biliyoruz değil mi? Bakalım. Vali istifa! Vali istifa! Tepkilerinin sebebi kamulaştırma kararı. Çünkü o kararla geçim kaynakları ellerinden alındı. Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Dikmece Köyü'nde yer alan tarım arazileri ve zeytinlikler konut yapımı için imara açıldı. Dikmece Mahallesi sakinlerinin topraklarına el koyma işlemleri devam ediyor haber vermeksizin. Yani bir sabah uyandılar ve toprakları yok. Dikmeceliler duruma tepki gösterdi. Ellerine reyhan dalı ve Türk bayrağı alan köylüler sloganlar eşliğinde protesto yürüyüşü yaptı. Topraklarımızı terk etmeyeceğiz. Kararla Dikmeceliler tarım arazilerini ve zeytinliklerini kaybetti. Tüm bu olaylardan yöre halkı habersizdi. Hatay valisinin kamulaştırmadan köylülerin haberi vardı sözleri Dikmecelileri daha da kızdırdı. Dikmece burada, vali nerede? Hatay valisi Mustafa Masatlı protestolar eşliğinde istifaya davet edildi. Vali istifa. Bitti mi? Bitmedi efendim, bitmedi. Başka noktalar da var. Kopya itirazları bunlar. Çünkü vatandaşa kopya gerçekler yaşatılıyor. Kopya gerçekler, pardon, dayatılıyor. Ordu'ya gidelim. Ordu'da, Ulubey ilçesinde
vatandaşların itirazı var. O itirazı da ekranlara taşıyacağız. Sorumluluğu bizde. Basın açıklaması yapıldı efendim. Bir proje protesto edildi. Ne projesi olsa gerek? Şimdi iki tahmin de bilir herkes. Bu ülkede kime sorsanız böylesi bir itiraz ortaya koyuyor köylüler. Acaba ne yapılmaya çalışılıyor dediğinizde tahminler çok net efendim. Az önce Sayın Cumhurbaşkanı'nın beyanlarında da gizliydi. Avrupa'da bu tip projelere karşı bir itiraz ortaya konmuyor deniyor. Belirlenen alanlar itibariyle olabilir mi sorusu geliyor elbette. Ellerinde pankartlar, çevre katliamına dur dediler. Ordulu köylüler maden ocağına tepki göstermek için bir araya geldi. Amacımız tabiatımızın ve çevremizin korunması, gelecek nesillere temiz, sağlıklı bir çevre bırakmak adına sessiz kalmamaktır. Doğa katliamı sınır tanımıyor. Adres değişiyor ancak toprağın altındaki maden için üstündeki yeşillik katlediliyor. Ordu'nun Ulubey ilçesinde Çatallı ve Yeni Sayaca mahallelerini kapsayan bentonit maden ocağına karşı köylülerin tepkisi sürüyor. Bir araya gelen köylüler ve çevreciler basın açıklaması yaptı. Ardından halk toplantısı yapıldı. Tüm halkımızı bu mücadeleye destek vermeye ve sesimizi ses katmaya çağırıyoruz. Topraklarının maden ocağı nedeniyle yok olmasını istemeyen köylüler mücadelede kararlı. Maden çalışmasının durdurulması, tabiatımızın korunması için tüm yasal yolları kullanacağımız ve bu mücadelemizde kararlıyız. Şimdi birazdan Diyanet'in bir önerisini tartışmaya açacağız. Çünkü açılmalı. Sağlıklı, dengeli beslenin dedi Diyanet. Sağlıklı ve dengeli beslenebilmek bu ülkede, bu ekonomik şartlarda ne kadar mümkün? Şimdi oradan buradan arttırın diyenler de vardı geçmişte biliyorsunuz. Tanınmış simalar. İşte ben hatta şöyle tasarruf yapıyorum, öneririm diyenler vardı. Onların nasıl hayat şartlarında yaşadığı bilindiği için tepkiyle karşılanmıştı. Şimdi Diyanet'in sağlıklı ve dengeli beslenin önerisini yerinde tespit edeceğiz. Canlı yayında yine belgeleyeceğiz efendim. Bu ülkedeki vatandaş bu uyarıdan ne anlar? Yani şöyle bir gülüp geçer mi? Yoksa gereğini yapabilecek imkanı var mı? Varsa kaç kişinin var? Yine doğru soruların peşindeyiz. Gelelim yetkililerimizin en güzel yerden izlediği mesele, kira meselesi. Şimdi kira meselesine Sultan Gazi'de bir tartışma, aile boyu dememizin nedeni akrabalar katılıyor. Taraflar mahalleyi birbirine katıyor. Onlarca polis kavgayı zorlukla ayırabiliyor. Çok sayıda yaralı ve gözaltı var. Cinayet var. Bu süreçte gördük, ekranlara getirdik. Bunda neyse ki yok. Yaralıyla sıyrılmış bu meseleden. Ama yetkililerin izlediği, çok severek izlediği bu süreçte bir türlü nasıl düzeleceğini biz bilmiyoruz ama ya en azından yetkililer biliyordur herhalde diye. Ya çıkıp bir şey söyleyin, %25 sınırını bakın uygulayan yok. O sınır insanları karşı karşıya getirmeye devam ediyor. Ya kavgayı, gürültüyü, itirazı, mahkemelik olmayı bırakın, insanlar ölüyor. Hala mı izleniyor? Sorusunu herhalde sormak gerekir. Aile boyu kira kavgası. Buyurun gösterimde değerli yetkililer. Girebilirsiniz. Boş konuşmaya. Boş konuşmaya. Ev sahibi kiracı kavgasına arabalar da katıldı. İki grup mahallenin altını üstüne getirdi. Çok sayıda yaralı ve gözaltı var. Şehirlerde ise de sebep değişmiyor. Adres bu kez mega kent İstanbul. Mesele yine kiraya yapılacak zam. Taraflar tutarda anlaşamayınca tartışma çıktı. Tartışma her iki tarafın akrabalarının da katılmasıyla kavgaya dönüştü. Kavgayı duyan soluğu sokakta aldı. İsmetpaşa mahallesindeki kalabalık birbirine girdi. Çok sayıda yaralı hastaneye kaldırıldı. Ekipler kavgayı ayırmakta güçlük çekti. Çok sayıda kişi gözaltına alındı. Polisin olay yerindeki incelemeleri sürüyor. Geldik zamlara. Biter mi bir ana haber? Zam haberi vermeden. Benzine gelen bu tetikleyici zamlar taksi ücretlerine geçti. İzmir'de nasibini aldı. İndi bindi ne olmuş? 30 liraymış efendim. 50 lira olmuş. Haberiniz olsun.
Şimdi kim ne diyor peki buna? Vatandaşa sorduk efendim. Yorumu biz yapmayalım, vatandaştan alalım. Artan zamlar sonrası tüketici de, çalışanlar da, işverenler de ne diyeceğini bilemez oldu. Vallahi hiçbir zamlardan memnun değiliz. Halk olarak tabii ki, şoför olarak değil de halk olarak şeyden memnun değiliz bu zamlardan. Şoför olarak? Şoför olarak ne diyelim? Yerle gelen düğün bayram diyoruz. Başka diyecek bir şey yok. Sürekli artan akaryakıt fiyatlarından sonra bu artışlardan taksimetreler de nasibini aldı. Benzin litre fiyatı 36 lira 74 kuruş, mazotunsa 37 lira 21 kuruş oldu. Kimisi uygun görüyor, kimisi bir daha taksiye binmem diyor. İzmir'de taksi ücreti yeni zam tarifesiyle başladı mesaiye. Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde alınan karar sonrası İzmir'de taksimetre açılışı 7 liradan 12 liraya, kilometre başı ücret 13 liradan 22 liraya, indi bindi ücreti ise 30 liradan 50 liraya çıktı. Abi, mazotu karşılamaz o zaman. Onun için mecbur kaldılar, bu zamı yaptılar. Taksici benzine gelen zam sonrası mecburduk diyor ama... Her şeye kalem kalem zam geldi. Üstelik benzine gelen zamlar cep yakınca taksiye de zam gelmesi kaçınılmaz oldu. 30 liraydı 50 lira oldu. Böyle olunca taksinin müşterisi de azaldı. Tüketicinin kimi artan fiyata tepki gösterdi. Her şeye zam olduğu gibi taksi ücretlerine de zam gelmiş. Hatta taksi ücretleri de kalmıyor. Şehir içi yolculuklarında bile zam geldiği görüldüğü günümüzde. Allah sonumuzu hayra getirsin. Taksi kullanmakta açıkçası çekiniyoruz artık yani. Çünkü en kısa mesafede bile bu şekilde olması birazcık yorucu oluyor. Kısa mesafeye yürümeyi tercih edecek insanlar. Kimi taksiciye hak verdi. Ama her şeye zam gelince de adamlar da haklı. Yani bir litre mazot 40 liraya dayandı. Adam da ekmek kazanacak sonuçta, haklı. Yapacak bir şey yok. Peki siz kullanabiliyor musunuz taksi? Yok, kullanamayız. Nasıl kullanırız? Bak, yaya gelmişim. Hastanede hastam var, yaya geliyorum. 30 liraydı, şu an 50 lira mı oldu? Yani bir yönden de enflasyon çok hızlı bir şekilde artıyor. Aslında onların da biraz hakkı. Ama yine de tabii işte biz vatandaş olarak çok zor durumda kalıyoruz. Biraz daha az tercih ederim. Çok böyle acil işlerimde falan kullanırım. Yani 30 liradan 50 lira biraz da fazla olmuş, evet. Bu son fiyatlara yeni zamlar gelir mi? Şimdilik muamma. Ama benzin ve mazottaki artış durmadıkça kesin bir şey söylemek pek de mümkün değil. Şimdi bakın, ekranları bir az sonra gelecek. O az sonra hayatımızın hikayesi ya. Hastanede tedavisi bitenin bankaya koştuğu bir ülke. Neden diyeceksiniz? Şimdi aylar sonra randevu var. Peki. Durumun aciliyeti var. Vatandaş dayanamıyor. Gerekli operasyon yapılmalı. Gerekli tedavi uygulanmalı. Bunun için de beklemek istemiyor. Nereye gidiyor? Özele gidiyor. Özelde ne yapıyor? Tedavi oluyor. Sonra aşağı iniyor. Fatura kendisine takdim ediliyor. Hemen en yakındaki şubeye koşuyor. Hikaye oldukça net. Anlatılan hepimizin hikayesi. Hepimizin hikayesine dair de bakın, Jale Hanım diyor ki, kiracılar, ev sahipleri birbirini öldürüyor. Dibin dibini biz ne zaman göreceğiz daha diyor. Ya burası da mı dip değil? İlk kez ülkemin geleceğinden korkuyorum. Bu korkunun en büyük nedeni ise sığınmacılar diye de eklemiş. Gelecekte bakalım süreç nereye gidecek diye eklemiş. Bedeli ne diye sormuş. Özgür Bey der ki, Avrupa'nın emeklisi bir aylık maaşıyla Türkiye'de aylarca tatil yapıp gezebiliyorken Türkiye'deki emekli çarşıda gezerken, bir emekli olarak söylüyor, bedava gireceği tuvalet arıyor diyor. Yani kıyasa bakın. İnsanlara yaşatılana bakın diye de eklemiş. İnsana yaraşır bir emekliliğin bedeli ne diye sormuş Özgür Bey de. Cevaplar burada değil. Cevaplar şu anda bunları işitende ve izlemeye devam edenlerde elbette. Konuşmaya devam edeceğiz. Geldik depreme. Şimdi riskli raporu veriliyor binanıza. Gidiyorsunuz, ya bizim binada risk varmış diyorsunuz. Sonra sonuç kısmında risk yok deniyor. Ya nasıl olur diyeceksiniz ama aslında çoğunuz demeyeceksiniz. Çünkü daha geçen hafta gördük. Valilik ağır hasarlı demiş, yani riskli demiş. Belediye demiş ki risk yok. Oturmaya devam edebilirsiniz. Şaşırtıcı değil ama bu durumu takip edeceğiz. Mülkiyet mi öncelikli gelir, can ve mal güvenliği mi?
6 Şubat bu sorunun cevabını verdi. Ancak hala yeterli ders alınmamışa benziyor. İstanbul'da deprem riski testi yapılan binaların bazılarının sonuçları Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın son bir yılda kullandığı sistemde farklı çıkıyor. İki adet müvekkilimin binasında bu sıkıntıyı yaşadık. Normalde binalar eski, ekonomik ömrünü tamamlamış binalar. Ancak bu yazılım nedeniyle riskli yapı raporu verilemedi binalara. Kentsel dönüşüm son yıllarda sancılı bir hal aldı. Bakanlıksa daha doğru bir uygulamayla sistemi iyileştirmek istedi. Yeni sisteme göre laboratuvarlar binadan alınan örnekleri bakanlığın riskli yapı tespit sistemine giriyor. Sonucu ise yazılım belirliyor. Ancak iddiaya göre yazılımdaki yanlış kodlama yapı tespit raporunu yanlış belirliyor. Yani 72 yılında yapılmış bir binanın her türlü demirle olmamasına rağmen bakanlığın sisteminde sağlam çıkabiliyor. Aynı veriler STA 4CAT veya ETAPS gibi programlara yüklendiğinde riskli çıktığına dair laboratuvarlardan bilgileri alıyoruz. Aslında bakanlığın amacı iyiydi, uygulama maalesef başarılı olamadı. 6 Şubat depreminin ardından İstanbul'da kentsel dönüşüm çalışmaları hızlandı. Ancak birçok bina sakini şikayetçi. Çünkü 70 yıl önce dönemin teknolojisiyle yapılan ve hasar riski taşıyan yapıların birçoğu bakanlığın sisteminde riskli yapı değildir diye sonuçlanıyor. Bu nedenle bina sakinleri kentsel dönüşüme gidemiyor ve canları pahasına hasar riski taşıyan binalarda oturmak zorunda kalıyorlar. Kanun ekonomik ömrünü tamamlamış yapıların da riskli yapı olmasını öngörürken artık böyle bir ihtimal ortadan kalkıyor. Yani siz kentsel dönüşüm mevzuatına tabi olmanız gerekirken artık kat mülkiyeti kanununa tabi oluyorsunuz ve herkesin yine oy birliğiyle hareket etmek durumunda kalıyorsunuz. Peki riskli yapı raporu neden önemli? Sizin nitelikli bir çoğunlukla uygulama yapma imkanınızı sağlıyor. Ama siz bu riskli yapı kapsamına giremediğiniz zaman maalesef yine oy birliğine mahkumsunuz. Bir kişi bile kabul etmezse riskli yapı çıkmayan binalarda bina yıkılamıyor. İstanbul'da depremin ne zaman olacağı belli değil. Bu nedenle sistem ne kadar erken onarılırsa olası felaketin de o kadar erken önüne geçilecektir. Gerçekçilik, liyakat, rasyonalite. Ejder Bey de diyor ki rasyonellikten uzaklaşmanın bedeli ağır oldu. İşte daha ağır olmasın diye bu haberler ekranlara geliyor efendim. Sonradan bedeli neydi ki diye sormamak için ısrarla bu haberleri ekranlara getirmeye devam ediyoruz. Geldik az sonra demiştik ya işte o habere geldik. Bakın tek bir örnek ama bunu tek bir kişinin yaşadığını varsayamayız elbette. Günümüzün ekonomisinin, günümüzün ekonomik şartlarının bir insanın canıyla, kanıyla bir süreçte ya ben tedavi olmak istiyorum gayesiyle hareket ettiğinde nelerle karşılaşabildiğine, hangi senaryoların önüne konduğuna ilişkin bir gerçek. Hastaneden çıkanın bankaya koşması bu yüzden. Çünkü aylar sonraya verilen randevu belki de uzmanlık eksikliği, belki de daha güvenli bir adres arayışı ama eninde sonunda o fatura sizi kredi almak için bankanın yolunu tutmanıza vesile oluyor. İşte gerçek, işte ekonomik hikayemiz. Bizi getirdikleri durum bu işte. Sistem bu, yapı bu. Ben de çektim kredi, doğrudur. Ticarethaneye dönmüş durumda. Annesi bir gece rahatsızlandı, devlet hastanesine götürdü, EKG'si çekildi. Kalp ritimlerinde sorun çıktı. Kardiyolojiye gözükmesi gerekti ama uzman doktor yoktu. O doktoru özel hastanede zar zor buldu. Operasyonu için, ameliyatı için çektim. Yani sonuçta stent takılacak, bir gece içeride kalacak. Ekstra maliyetler olabilir. Operasyon anında farklı komplikasyonlar gelişebilir. Onun için bir ücretini çekeyim dedim zaten. Ameliyat olması şarttı. Para yoktu. İhtiyaç kredisine başvurdu. 20 bin lira kredi aldı. 2 yıl boyunca ayda 1300 lira ödeyerek borcunu kapatmaya çalışacak. Hastalanan veya hastası olanın çaldığı ilk kapı devlet hastaneleri oluyor. Ancak randevu bulmak kolay değil. Randevu bulanlar ise yaptıracağı testten yazdıracağı ilaca kadar aylarca bekliyor ya da uzman doktor bulamıyor. Çare ise özel hastaneler oluyor ama muayenesi, testi, ilacı, reçetesi derken masraflar katlanıyor. Birçok hasta ise tedavi alabilmek için özel hastaneden çıkar çıkmaz bankaların yolunu tutuyor. O hastalardan biri Yusuf Yüce. Mide kanaması geçirdim. Acil başka devlet hastanesine gittim. Oradan bir cerrahın görmesi gerektiğini söylediler.
3 ay sonra bana gastroskopi randevusu veriyor. Şartlar el verirse belki de kredi çekeceğim, bilemiyorum. Özel doktora gideceğim. TÜİK'in son açıkladığı enflasyon verilerinde %75,85 artışla sağlık harcamaları en fazla harcama yapılan ikinci kalem oldu. Nedenini Doktor Ergün Demir böyle sıraladı. Birçok dal, yan dalda ve birçok branşta vatandaşlar merkezi hekim randevu sistemine randevu alamamaktadırlar. Vatandaşlar randevu bulamadıkları için özel sağlık kurum kuruluşlarına yönelmektedirler. Özel sağlık kurum kuruluşları sut bedelinin %200'ünün daha ötesinde vatandaşlardan ilave ücret talep etmektedirler. Özel hastanelerde kadın hastalıkları muayene ücreti 62, kardiyoloji 68 ve çocuk hastalıkları 53 lira. Ama talep edilen ücretler 750-1500 lira arasında değişiyor. Mecbur para vermek zorunda kalıyorsun. Herhalde bir 5000 liraya yakın bir para vermek zorunda kalacaktın. Sadece bir muayene ateş düşürücüyle biz 1800 TL ödedik. Bir sonraki ay gittiğimizde 2400 TL ödedik. Basit tedavilerin bedeli dörtlü hanelerden başlıyor. Ameliyat gibi operasyonlarda ise serbest piyasa var. 100 bin TL'den başlayıp 400 bin, 500 bin TL üzerinden vatandaşlardan ilave ücret talep etmektedirler. Doktoru bulmak bir sorun, tedavi ücretini karşılayabilmek başka bir sorun. Eş dosttan borç para bulan bir şekilde ödüyor, bulamayan kredi borcuna giriyor. Şimdi geldik günün belki de en önemli haberine. Bir role girelim şimdi hep beraber. Ülkemizde hiçbir sorun, ekonomik olarak hiçbir sorun yokmuş gibi davranalım. Sıradaki haberi kısa bir süreliğine bu büründüğümüz rolle izleyelim. Normal bir ülkedeyiz. Ekonomik olarak hiçbir hayat pahalılığı derdimiz yok. Bu gözle bir izleyelim bakalım. Sadece birkaç dakika. Çünkü Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bir önerisi var. Diyor ki sağlıklı ve dengeli besin. Mükemmel. Çok güzel bir öneri. İzleyelim bakalım sağlıklı ve dengeli beslenmek için hangi ürünlerden, normal bir ülkedeyiz ama bakın unutmayın, hangi ürünlerden uzak durmamız lazım, hangi ürünleri tercih etmemiz lazım. Bu role bürünmüş halimizde birkaç dakika izleyelim bakalım, sonra hep birlikte rolden çıkacağız. Gerçeğe öyle döneceğiz. Sağlıklı olmanın temeli dengeli beslenmekten geçiyor. Uzmanlar uyarıyor. Dengeli beslenme için günlük protein ihtiyacını karşılamak şart. Genel olarak günlük yeterli protein almamız gerekiyor. En önemli konu bu. Sağlıklı yağlardan tüketmemiz lazım. Doymuş yağlardan uzak durmamız gerekiyor. Sıvı yağlar, zeytinyağlara yönelmemiz gerekiyor. Ve karbonhidratlardan her zaman kısıtlı olması lazım. Karbonhidratlardan da mümkün olduğunca uzak durulması gerekiyor. Poğaça, simit, börek yasaklı listede. Poğaçalar, simitler, özellikle kahvaltılarda tükettiğimiz börekler, ayrıca bunlar her zaman çok fazla doymuş yağ da içerdiği için kesinlikle kahvaltılarda bunlardan uzak durmamız lazım. Hep aynı beslenme tarzı, zararlı besinleri tüketmek bağışıklığın düşmesine de neden oluyor. Peki bir dengeli beslenme listesinde ne mi olmalı? Süt ve süt ürünleri, et, tavuk, yumurta, taze sebze ve meyve mutlaka yer almalı. En önemli protein kaynaklarımızdan peynir, yumurta gibi bunları tüketmemiz gerekiyor. Yine doymamış yağ olarak zeytin tüketmemiz gerekir kahvaltılardan. Et, tavuk, balık tüketebiliriz. Yanında her zaman proteinin mutlaka bir salata veya sebze yemeği olması gerekir. Bir başka almamız gereken besinse meyve. Ama onun da yanında mutlaka protein olması gerekiyor. Aslında sadece meyve değil, bütün karbonhidratları tüketirken yanında proteinle tüketmemiz gerekiyor. Tek başına karbonhidrat tüketmememiz lazım. Şimdi geldik rolden çıkma kısmına. Çıktık rolden. Ülkemiz Türkiye Cumhuriyeti. An itibariyle gerçeklere döndük. Sağlıklı beslenme hususunda mükemmel bir öneri yapan Diyanet İşleri Başkanlığı. Biraz gerçeklere dönelim mi hep beraber? Ne dersiniz? Sağlıklı nasıl beslenelim bu hayat pahalılığında? Bu soruyu sormasının nedeni Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan gelen o öneri. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sayfasında can boğazdan gelir öğüdü yer aldı, sağlıklı ve dengeli beslenme önerildi. Ülkenin yaşadığı o ekonomik tablo yok sayıldı.
Elimde diyetisyenin hazırlamış olduğu sağlıklı beslenme listesi var. Biz de şu anda Kağıthane'de bulunan bir semt pazarındayız ve tüketici bu listenin kaçına uyabiliyor onları soracağız. Nerede bu kadar pahalılıktan? Yani elimizden geldiği kadar beslenmeye çalışıyoruz. Öğle yemeklerinde de et, tavuk ya da balık tavsiye ediliyor. Et yiyemiyoruz, et alamıyoruz. O kadarını yapamıyoruz yani. Önce et, tavuk ya da balık tüketmek hayal oldu. Ardından sebzeye ulaşmak zorlaştı. İnanılmaz yani pahalı. Bir fasulye alamıyoruz. Liste kabarık. Altından kalkabilmek güç. Diyanet sağlıklı ve dengeli beslenme diyor. Peki ya vatandaş ne düşünüyor? Alabiliyor musun, yiyebiliyor musun? Sağlıklı beslenme için bir tefe maaşları yeterli değil. Sayın Erdoğan'ın verdiği %25 ne kime yetiyor? Emekli maaşıyla geçinmeye çalışırken bir yandan da sağlıklı beslenmek istiyor. Elinden geldiğince çabalıyor ama ay sonunu getiremiyor. O listenin yarısını da karşılayabilirsiniz ama yarısında da aç kalıyorsunuz ayın 15'inden sonra. Yani kredi kartına hücum ediyorsunuz. Kahvaltının olmazsa olmazı yumurta, zeytin ve peynir. Bunları kahvaltı öğününde mutlaka tüketmeniz gerekiyor. Peki ya fiyatları? Pazarda fiyatlar ateş pahası. Beyaz peynirin kilosu 200 lirayı aşmış, zeytin çeşidine göre 100 liradan başlayıp 180 liraya kadar yükseliyor. Yumurtanın kolisi 100 lira, bu yalnızca kahvaltıda tüketilmesi gereken 3 ürünün fiyatı. Eti yiyemiyoruz, sebzeyi de yiyemiyoruz yani. Onun için çok zor yavrum, çok zor. Artık öl diyorlar, nefesten bile para isteyecekler artık. Yani bu hayat pahalılığında. Çok iyi olmasın. Diyanet İşleri Başkanlığı sağlıklı beslenin diyor ama pazarda 20 liradan aşağıya ürün yok. Tüketicinin hali perişan, sağlıklı beslenmekse hayal. Bu İstanbul şartlarıyla kimse ulaşamaz. İlk önce enflasyon düştü. Ve geldik efendim günün haberine bir kez daha. Patlama. Kocaeli Derince TMA silosunda bir patlama Toprak Mahsulleri ofisimizde gerçekleşti. Önce 3 silo dendi, sonra 13 oldu. Yaralı sayısı önce 2, göçük altında kimse yok dendi. Sonra 3'ü ağır, 12 yaralı oldu. Bunlar dikkat çekmem gereken hususlar. Gün boyunca haber merkezinde bu gözle takip ettik bizler de. Elbette hastaneden İyi haber bekliyoruz yaralılarımız adına. Sonrasında da bu patlamanın niye gerçekleştiğini sormamız gerekiyor. Şimdi deprem haberini de hatırlattım, bir kez daha hatırlatayım. An itibariyle Sözcü Televizyonu YouTube hesabında da görebilirsiniz. Kubilay Kaptan hocamız Sözcü Ana Haber'e konuştu ilk kez patlamanın ardından. Ve bunlar önlenebilir patlamalar dedi. Ha bir de şunu söyledi. O beklenen büyük deprem var ya, işte bunların hepsini yutacak. Burada silo falan ayakta kalamaz. Mümkün değil dedi. Daha farklı görüşleri de oldu. Patlamaya gidelim. Neler olup bittiğini konuşmaya başlayalım. Elimize ulaşan son veriler eşliğinde. Bir ateş topu çıktı. O anda üzerimize taş parçaları, demir parçaları, çünkü her yeri patlattığı için yağmaya başladı. Toprak Mahsulleri ofisine ait silolar patladı. Patlama deprem etkisi yarattı. 3'ü ağır, 12 işçi yaralandı. Kocaeli'de yürekler ağza geldi. Kocaeli Derince Limanı'nda bulunan Toprak Mahsulleri ofisinde buğday yükleme sırasında patlama meydana geldi. 13 silo buğday tozu sıkışması sebebiyle şiddetle patladı. Ortalığı duman kapladı. 20 kişilik TMO ekibi alevlerden canavliyle kaçmaya çalıştı. Patlamanın meydana geldiği noktada Toprak Mahsulleri ofisine ait 40 adet silo vardı. İkisi büyük bir gürültüyle patladı. Silodan kopan parçalar çevreye bir ok gibi saplandı. O anlar güvenlik görevlerinde bulunduğu alana da ciddi zarar verdi. Bölgeye 15 itfaiye aracı ve 45 itfaiye personeliyle müdahale edildi. Yangın yayılmadan kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları başlatıldı. Derince Belediye Başkanı, Kocaeli Valisi ve Kocaeli Belediye Başkanı da bölgedeydi. İncelemelerde bulundular, hastanedeki yaralı işçileri ziyaret ettiler. Değerli arkadaşlarım, bu konu uzmanlarıyla yaptığımız görüşmede ve alanda da yapılan teknik incelemede buğday tozu sıkışması kaynaklı bu tür patlamaların olabileceği değerlendiriliyor. Patlamaya dair detaylı inceleme sürüyor. Takip edeceğiz soruşturma evresini, takip edeceğiz bu süreçte neler olup bittiğini. Bir de ne dedik? Kardelen Kocatürk'ün takip ettiği
Tekirdağ'daki yangın kimya fabrikasında kontrol altına alındı. Elimize ulaşan son bilgilere bir de Tekirdağ'dan bakalım. Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki kimya fabrikasında yangın çıktı. Veliköy Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan kimya fabrikasından henüz bilinmeyen nedenle alevler yükseldi. Dumanlar kısa sürede gökyüzünü kapladı. Fabrikadaki işçilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Yangın esnasında zaman zaman patlamalar da yaşandı. Ekipler yangının diğer fabrikalara sıçramaması için çalıştı. Kimya fabrikasında çıkan yangın yaklaşık 3 saat sonra kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları ise halen devam ediyor. Dumandan etkilenen bir itfaiye eri sağlık ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Döndük cebimizin gerçeklerine. Hıdır Bey çok net bir soru ortaya koymuş. Ya Allah aşkına bu ülkede adam gibi yaşamanın bedeli ne? Ne yapmamız gerekiyor? Kendi ülkemizde ortalama bir vatandaş olarak yaşamak için demiş. Ve eklemiş. Onlar gibi lüks yaşam falan da istemiyoruz. Derdimiz sadece yaşamak. Diye eklemiş. Tam yerine rast geldi. Manzara koyduk derdi ya olacak o kadarın jeneriğinde bildiğiniz gibi. Tam da o mesele. KKM'ye bakalım. Kimler nasıl ilerliyor? Kimler neler çekiyor? Emekli bize ne soruyor? Hepimizin hikayesi. Bir ortalama. KKM ve döviz talebi artıyor. Dolar TL'de yıl sonu kur tahminleri yükseliyor. Seçim sonrası dövizdeki hızlı yükselişle dövize endeksi getirisiyle cazip olmaya devam eden kur korumalı mevduatın TL mevduat içindeki payı da yükseldi. 12,5 trilyon lirayı aşan toplam mevduat içinde KKM payı yılbaşında %15 iken Temmuz ayı itibariyle %25'e yükseldi. Toplam mevduat içinde döviz payı da arttı. Yabancı paranın toplam mevduat içindeki oranı Temmuz itibariyle %42,76'ya yükseldi. Böylece toplam mevduat içindeki dolarizasyon yani KKM ve yabancı para oranı %68'e dayandı. KKM ve döviz oranı artarken bazı uluslararası finans kuruluşları da yıl sonu dolar TL tahminlerini yukarı çekti. Deutsche Bank yıl sonunda 1 doların 32 lira olacağını, 2024 sonunda ise 35 lira olacağını açıkladı. HSBC ise yıl sonu dolar beklentisini 29 liraya çıkardı. Bankanın 2024 yılı sonu içinse dolar TL'de kur beklentisi 32 lira. Şimdi bugünkü yangının adresi Toprak Mahsulleri Ofisi'nin silolarıydı limanda. Bir de Toprak Mahsulleri Ofisimizin ekonomik hikayesi var efendim. O ekonomik hikayeye de birlikte bakalım. CHP NİDE Milletvekili Ömer Fethi Gürer bir iddia ortaya attı. Diyor ki satış fiyatına yakın fiyatlarla tekrar tekrar kiralama oluyor. Nasıl olur? Şimdi Toprak Mahsulleri Ofisi de o iddialara cevap verdi. Evet dediler, biz yeniden kiralama yapıyoruz. Ama dediler, işte o ama haberde. Toprak Mahsulleri Ofisi buradaki deposunu da özel şahıslara sattı. Bugün alım yapılıyor. Satış parasına neredeyse şimdi kiraladı. Toprak Mahsulleri Ofisi NİDE'deki depolarını sattı. Aynı depoları yeniden kiralamak zorunda kaldı. O iddiaları CHP NİDE Milletvekili Ömer Fethi Gürer gündeme getirdi. TMO iddiaların bir kısmını doğruladı. Gürer geçen hafta NİDE'nin Hüyük köyündeki TMO tarafından kiralanan deponun önüne gitti. İddialarını sıraladı. Depoların satış fiyatına yakın fiyatlarla tekrar kiralandığını söyledi. Neden diye sordu. Kamuya ait varlıklar bu şekilde peşkeş çekildi. Onun için de Toprak Mahsulleri Ofisi ithalatçı bir anlayışla ne yazık ki ülkemizde çiftçiye hizmet veriyor. Tarım merkezlerinden birinde NİDE'de TMO'ya ait depolar bir bir kapandı ve satıldı. TMO sattığı depoları kiraladığını kabul etti. Açıklamada depolar bu yıl yoğunlaşan hububat alım kampanyasındaki ihtiyaç sebebiyle uygun fiyatla kiralama yapılmıştır dendi. Yurt dışından getirdiği ithal arpayla buğdayla doldurdu. Koyacak yer olmayınca kiraya gidip
depo kiralıyor. Buralara da yüksek fiyatlar ödüyor ve böylece kurum geçmiş yıllardaki zararına yeni zararlar katlıyor. TMO açıklamasında satış ve kiralama ücretlerini açıklamadı. Uygun demekle yetindi. Gürer'in yeni sorusuysa uygun fiyatın kaç lira olduğu. Kira bedeli satış fiyatına göre yüksek değil demeye getiriliyor. O zaman ne bu fiyat? Bu açıklansın. Çiftçi ise mahsulünü satabilmek için hala randevu mücadelesi veriyor. Ürünü Toprak Mahsulleri Ofisi'ne satamayınca adres tüccar oluyor. Özetle kazanamıyor, zarar ediyor. Bir de akvaryum koyumuz var efendim, ama akvaryum koyuna çıkan tek yolun üzerinde bir araziniz varsa bunu kendi lehinize ama vatandaşın tamamın aleyhine kullanabiliyorsunuz demek ki. Kendinizde bu hakkı görebiliyorsunuz. Halk plajında para toplama var mı? O arazinin sahibinde var. Giriş çıkış saatlerini, orada bir giriş çıkış saati mi olur? Halk plajında, akvaryum koyunda. Şimdi vatandaş demiş ki sanırsın koyun plajın tamamının sahibi. Şimdi çıkan tek yol üzerinde bir arazisi var, bariyer koyuyor, giriş çıkış parası kesiyor, yetmiyor. Bir yasa düzenlemesi yapıyor kendi adına. Bir de orada şu saatte girdiniz mi şu saatte çıkacaksınız diye böyle çeşitli zorluklar çıkarıyor. Vatandaş da haliyle ayaklanıyor. Önce demir kapı, ardından bariyer. Şimdi de giriş çıkış saatine sınırlama geldi. Tabii ki kaymakamlığa yapabilirsiniz. Adres Çanakkale. Akvaryum koyunun gerisindeki 2000 dönümlük arazinin sahibi koy girişine demir kapı yaptırdı. Ardından kapıya bariyer sistemi ekledi. Koya girenlerden 150 lira almaya başladı. Faaliyet belediye tarafından durduruldu. Ancak bu mülk sahibini durdurmadı. Bu kez de koya girmek için arazisinden araçla geçmek zorunda olan tatilcilere saat sınırı getirdi. Sabah saat 10 ile 19 arasında girebilirsiniz. Yoksa kapıya açmam uyarısı yaptı. Tatilciler mülk sahibini jandarmaya şikayet etti. Şimdi bir anketimiz vardı, hatırlayalım mı efendim? Hangisinin bedeli daha ağır diye sorduk. Tabelamızda bedeli ne diye sorarken. Orada yüzlerce mesajı okudum zannediyorum bugün. Ama anket sonucunu paylaşmamıştık. Bakın zamların %65'i. Zamlar diyen vatandaşlar, yani zamların bedeli ağır diyen vatandaşlar %65 oranında Sözcü Ana Haber izleyicileri. Değişim ya da değişimsizliğin bedeli ağır diyenler %10. Hayallerin elbette gerçeğe dönüşmeyen hayallerin bedeli ağır %25. Vatandaşın görüşü böyle, ülkenin gerçekleri böyle. Şimdi ülke gerçeklerinden gidelim dış dünyaya. Bugünün manşeti 3 haber peş peşe, ardından yavaş yavaş vedaya hazırlanacağız. Önce İsrail-Filistin'le başlıyoruz. İsrail güvenlik güçleri 3 Filistinli'yi öldürdü. Hamas intikam sözü verdi. Netanyahu ise saldırıdan övgüyle bahsetti. İsrail güvenlik güçleri işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin mülteci kampında 3 Filistinli'yi öldürdü. İsrail'e göre öldürülen Filistinliler saldırı hazırlığındaydı. İddiaya göre arabalarında otomatik silahlar vardı. İsrail İç İstihbarat Teşkilatı saldırıda öldürülen kişilerden birinin İsrail'e karşı saldırılar düzenleyen ve Hamas'la ilişkili bir hücrenin lideri olduğunu açıkladı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu saldırıdan övgüyle söz etti. Bize saldırmaya çalışanlara karşı her an mücadelemiz sürecek dedi. Filistin Direniş Hareketi Hamas sözcüsü, 3 Filistinli'yi öldüren düşman suçlarının bedelini ödemekten kaçamayacak dedi. Batı Şeria'da aktif olan İslami Cihat Örgütü de benzer bir açıklama yaptı. Güçlü bir direnişle karşılık verilecek dedi. Cenin kampında son dönemde askeri operasyon düzenlenmesi ve Yahudi yerleşimcilerin Filistinli bir genci öldürmesiyle tansiyon iyice yükseldi. Halk sokaklara indi. Batı Şeria'nın Burka kasabasında protestolar düzenlendi. La ilahe illallah. Türkiye'den de İsrail'e tepki gecikmedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin'de kalıcı barışın tek yolu iki devletli çözümdür. Bu vizyona zarar veren her türlü harekete karşı duracağız dedi. Teşkilatımızın temellerinin atılmasınızın. Bir de Trump vardı. Dünyanın meselesi. Bitti bu iş deniliyordu. Yeniden adaylık kovalamaya başladı. Tam da bu süreçte yargıda yeni iddianamelerle karşılaştı. Onları, yani suçlamaları
şeref madalyası olarak lanse ediyor şimdi Trump. Benim için böyledir diyor. Suçlamaları şeref madalyası olarak nitelendirdi. Reddi hakim talebinde bulundu. Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2020'de kaybettiği başkanlık seçimlerinin sonucuna müdahale etmekle suçlandı. Bununla beraber eski başkana toplam 4 suçlama yöneltildi. Trump her türlü suçlamayı reddetti. 28 Ağustos'ta davayla ilgili duruşma tarihi belirlenecek. O davadan önce Trump, sahibi olduğu Truth Social'dan yayınladığı "Peşimden gelirseniz ben de sizin peşinizden gelirim" şeklindeki mesaj, davaya bakan savcıları harekete geçirdi. Savcılar Trump'ın davayla ilgili açıklamalarına kısıtlama getirilmesini istedi. I will get it solved in rapid order. Trump yaptığı paylaşımda hukuk ekibinin reddi hakim talebinde bulunacağını da belirtti. Alabama'da destekçilerine yönelik yaptığı konuşmada da özel savcı Smith'i dengesiz kötü biri olarak niteledi. Güney Carolina'da başka bir seçim etkinliğinde konuşan Trump, kendisine yönelik suçlamaları şeref madalyası olarak gördüğünü belirtti. Dünya bir film üzerinden yeniden işte atom bombasının nükleer felaketleri tartışıyor. Hiroşima'ya atılan atom bombasının 78. yılında efendim, Oppenheimer filmi de henüz yeni yeni reklamı tamamlanmışken anma programı vardı. Kapanışı nükleer büyük felaketin 78. yılıyla yapıyoruz. Yere yattılar, bombanın geldiği yerden, Times Meydanı'ndan tepkilerini böyle gösterdiler. Aktivistler 78 yıl sonra acının derinliğini anlatmaya çalıştı. 6 Ağustos 1945'te tarihin en acımasız silahlarından biri tanıtıldı. Hiroşima'ya atılan atom bombası 78. yılını doldurdu. Amerika Birleşik Devletleri 2. Dünya Savaşı'nda Japonya'ya attığı atom bombasıyla zafer çığlıkları atarken dünyada ölüm sessizliği oluştu. Hiroşima'da yaşayan 350 bin kişiden 140 bini hayatını kaybetti. ABD'de New York Times Meydanı'nda eylem vardı. Aktivistler tepkilerini koruyucu kıyafetlerle yere yatarak gösterdi. Ellerinde pankartlarla nükleer silahların yıkıcılığına, ABD savaş gemisinin önünde sesini yükseltti. "Nükleer silahlara hayır" dedi. Ayrıca her yıl olduğu gibi bu sene de Japonya'da Hiroşima Barış Anıtı Parkı'nda tören düzenlendi. Kısacık bir ara, sonra bir veda sözümüz her günkü gibi olacak. Enerjimizi iyi biriktirdik. Şimdi paylaşma vakti. Tatlıpınar Enerji Üretim AŞ halka arz oluyor. Bu enerjiden siz de payınızı alın. Talep toplama 10-11 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Vakıf Yatırım ve Info Yatırım. Bir yıldır ürettiğimiz güneş paneli 500 milyon metreküp doğalgaz enerjisine eşdeğer enerji üretir. Ve 50 milyon ağaca hayat verir. Sürdürülebilir bir gelecek için Daksel Enerji. Güneş paneli üretiminde güven ve kalite. Kış bahçesini kim yapar? Kış bahçesini Albert Genau yapar. Albert Genau, kış bahçesinin adı soyadı. A'dan Z'ye her alışverişte almadan önce Akapça. Albert Genau kış bahçeleri şimdi tüm kartlara 12 taksit. Albert Genau, kış bahçesinin adı soyadı. Burada seni en çok kim sever? Yakında öğreneceğiz. Adam hayalet gibi. Ortada ne şirketimiz ne de ailemiz kalacak. Dağılıyoruz. Elbemizden başka kimsemiz yok. Hepsi Burada Premium'un katkılarıyla Magarsus 10 Ağustos'ta Blue TV'de hediye Blue TV üyeliği Premium'da. Hadi hemen Hepsi Burada Premium'a gel. Yeni Hyundai Kona, sınırsız yaşa.
yol gösteren bir haritan ve yol arkadaşların varsa sonunda daha iyi bir geleceğe ulaşmak mümkün. Enerjisi olarak en değerli hazinemizin geleceğimiz olduğunu biliyoruz. Bu yüzden daha iyi bir gelecek platformunu kurduk ve paydaşlarımızla Türkiye'nin verim haritasını çıkardık. Siz de daha iyi bir gelecek için web sitemizi ziyaret edin. Enerjisa, Türkiye'nin enerjisi. Hisse senedi yatırımı için çözüm Akbank'ta. Akbank Mobili indir, birikimlerine Ak Portföy uzmanlığıyla yön ver. İhracatçı şirketlerden yerli teknolojilere, yüksek kar payı ödeyen şirketlerden bankacılık sektörüne kadar farklı temalardaki hisse senedi fonlarına yatırım yap. Mobilin bankası Akbank. 7 Ağustos Pazartesi efendim. İyi haftalar diye başladık. Ne kadar memnuniyet verici, ne kadar ferahlatıcı haberler verdik. Orası epey tartışılır. Malum ülke gerçekleri. Sonrasında bir de bir dış haber turu yaptık. Sözcü Televizyonu Haber Merkezi hazırladı. Çarpıcı röportajları ve dosyaları bedeli ne sorusu üzerinden de vatandaşın gerçek gündemine odaklanmaya çalıştık efendim. Sözcü Ana Haber bugünlük sona erdi. Yarın saat 18'de yine gerçeğin peşinde, manşetlerin izinde, yorumlarınızla beraber ilerlemek üzere efendim. Bugünlük bitti. Hoşça kalın.